Bismillahirrahmanirrahim. Babu mevakitis salah. Bu bab namazların vakıtlarını beyan eder. Cenab-ı Hak Teala Hazretleri ümmeti Muhammed'e 5 vakit namaz farz buyurmuştur. Bu namazların vakıtları, evvelki vakıtları nereden başlar, sonki vakıtları nereye kadar? İmam-ı Tahavi burada bunu beyan buyuracak. حدثنا أبو بكرة قال حدثنا مأمل بن إسماعيل قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي ربيعة عن حكيم بن حكيم بن عباد بن سهل بن حنيف عن نافع بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه إمام التحاوي عبد الله بن عباس دان bir senet zikrediyor. Tekrar Abdullah ibn Abbas'tan bir senet daha getiriyor. Ve haddesene Yunus kâle ehberene ibn Vehbin kâle ehbereni Yahya ibn Abdillah ibn Salim en Abdirrahman ibn el-Haris el-Mahsumi en Nafi ibn Cübeyr en ibn Abbasin radıyallahu anh. Yine bir senet daha Abdullah ibn Abbas'tan getiriyor. Ve haddesene Rabi'ul Mu'ezzin kâle haddesene Asad kâle haddesene Abdirrahman ibn Ebi Zennat en Abdirrahman ibn el-Haris ibn Ayyâş ابن ربيعة عن حكيم ابن حكيم النافع ابن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه قال عبد الله بن عباس نافع ابن جبير rivayet ediyor. Bu 3 senetle İmam-ı Tahavi getirdikten sonra قال عبد الله بن عباس buyurdular ki قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Peygamber Efendimiz buyurdular emmeni bana imam oldu. Kim Cebrail aleyhisselam? Cebrail aleyhisselam bana imam oldu merreteyn iki kere. İmam oldu, namaz kıldırdı. İnde Babil Beyti, Beytullah'ın kapısının yanında. Fasalla bi bana namazı kıldırdı. Zuhri önleyi, önleyi kıldırdı. Hine malet meylittiği vakitte eşşemsi güneş. Tam güneş ortaya gelip de ortadan meyledince o vakit düğünleyi kıldırdı. Yani tam zeval vaktine gelmiş, tam o zeval vaktini biraz meylettiği gibi o vakit düğünle vakti olmuş, kıldırmış. Ve sallâ bi bana namazı kıldı, al asrı, asrı da bana kıldırdı. Hîne sâre zillü kulli şeyin, her şeyin kölgesi olduğu vakitte mislehu bir misli. Dikilen bir şeyin üzerinde evle de kısalır, kısalır, daha kısalmayacak bir dereceye gelir. Dibinde bir parça kölce kalır, ona feiz zeval derler. Ondan başka uzanmaya başladı mı, bir misli kadar uzandı mı, işte ikindi vaktinin evvel vakti girer. وَسَلَّا بِي bana kıldırdı el-mâribe, akşamı da kıldırdı, حِينَ اَفْتَرَ السَّائِمُ oruç iftar ettiği vakitte, yani güneş battığı vakitte. Ve sallâ bi bana kıldırdı el-işâ namazı hîne gâbe şefeku, şefek gâib olduğu vakitte. Ve sallâ bi bana namaz kıldırdı el-fecre, fecre namaz kıldırdı. Hîne harumet ta'amu ve şerâbu ale-sâim. Ta'am, şerâb, oruçlu, haram olduğu vakitte de bana fecri kıldırdı. وَسَلَّا بِي bana Cibril kıldırdı اَزْزُهْرَ اُنْلَيْهِ مِنَ الْغَدِي ertesi gün hine صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِسْلَهُ her şeyin kölgesi bir misli olduğu vakitte de ertesi gün önleyi kıldırdı. Önlerin son vakti oluyor. وَسَلَّا بِي الْاَسْرَ asrı da bana kıldırdı hine صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِسْلَهِ her şeyin kölgesi iki misli olduğu vakitte. İkincinin son vakti. وَصَلَّى بِي بَنَا نَمَزْ قِلْدِرْدِ الْمَغْرِبَ مَغْرِبِ دَحِينَ اَفْتَرَ السَّائِمُ sahim iftar ettiği vakitte, yani güneş battığı vakitte. وَصَلَّى بِي بَنَا نَمَزْ قِلْدِرْدِ الْشَا يَسِي حِينَ مَضَى سُلُسُ الْلَيْلِ gecenin üçte biri geçtikten sonra. وَصَلَّى بِي الْغَدَاتَ sabah namazını kıldırdı عِنْدَمَا أَسْفَرَ İsfar vaktinde iyice ortalık ışıkladı, ışıkladıktan sonra kıldırdı.
Sümmel tefete ileyye, sonra Cibril aleyhisselam bana döndü. Fakale, buyurdular ki, ya Muhammed, ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, el vaktu, işte vakit, namazların vakitleri, fîmâ beyne hâzeynil vakteyn, bu iki vaktin arasıdır. Birinci günü namazların evvel vakitlerini beyan eyledi. İkinci günü de namazların son vakitlerini beyan eyledi. İşte iki vaktin arasında namazların vaktidir. Hâzâ vaktul enbiyâi min kablik, senden evvelki peygamberlerin vakitleri de bu idi, buyurdular. حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا عبد الله بن لهيعة قال حدثنا بكير ابن الأشج عن عبد الملك بن سعيد بن سويد الساعدي سمع أبا سعيد الخدري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمني جبرائيل جبرائيل عليه السلام بني إمام ولدي في الصلاة نمزدة فَصَلَّ الظُّهْرَ اُنْلَيْهِ قِلْدِرْدِ حِينَ زَاعَةِ الشَّمْسُ, güneş meylettikten sonra. وَصَلَّ الْعَصْرِ اِكِنْدِيهِ قِلْدِرْدِ حِينَ قَامَتْ قَائِمَةُ, kaime kalktığı vakitte, güneş tam yukarı kalkıp ortaya geldiği vakitte ki azıcık da meyledecek. وَصَلَّ الْمَعْرِبَ حِينَ قَامَتْ قَائِمَةُنَا, وَصَلَّ الْعَصْرِ اِكِنْدِيهِ قِلْدِرْدِ حِينَ قَامَتْ قَائِمَةُنَا, her şeyin gölgesi bir misli olduğu vakitte, yani insanın gölgesi kendi kâmeti miktarınca olunca. وَصَلَّ الْمَارِبَ, mâribi de kıldırdı, حِينَ غَابَتْ, gâib olduğu vakitte, eşşemsi güneş. وَصَلَّ الْعِشَاءِ, yasıyı da kıldırdı, حِينَ غَابَتْ şefek, şefek gâib olduğu vakitte. وَصَلَّ الصُّبْحَ, sabahı da kıldırdı, حِينَ تَلَعَ الْفَجْرُ, fecir tülü ettiği vakitte. Bu birinci günü vakitlerin evvellerinde kıldırdı. Sümme emmeni fil yevmis sani, ikinci günü de Cibril aleyhisselam beni imam oldu. Fasalla zuhre, önleyi kıldırdı. Ve fey'ü kulli şeyin, her şeyin dibinde kalan kölgesi misluhu, onun misliydi. Yani ikinci günü önde yıkıldırdığı vakitte her şeyin kölgesi onun bir misli kadar olmuş, kıldırmış. Öyleyse öğlenin son vakti oluyor. وَصَلَّ الْعَصْرَ, ikindiyi de kıldırdı. وَالْفَيْءُ قَامَتَانِ, her şeyin kölgesi iki misliydi. Yani bir insanın kâmeti iki defa olursa işte onun iki misli olur. Diğer şeyler de bunun gibi. وَصَلَّ الْمَارِبَ, mağribi de kıldırdı, حِينَ غَابَتِ الشَّمْسُ, güneş battığı vakitte. وَصَلَّ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ, yatsuyu da kıldırdı, اِلَى سُلُسِ اللَّيْلِ الْاَوَّلِ, gecenin birinci sülüsüne kadar, birinci sülüsünde kıldırdı. İlâ burada fi manasına, fi سُلُسِ اللَّيْلِ الْاَوَّلِ, gecenin, geceyi üçe taksim et, üçten birisi geçti mi işte olur sürüsü. Mesela 6 saat ise 2 saat geçer. Gece 9 saat ise 3 saat geçer. O vakitte kıldırdı. وَصَلَّ الصُّبْحَ, sabahı da kıldırdı. حِينَ كَادَتِ الشَّمْسُ اَنْ تَطْلَى, garip oldu ki güneş doğar. Güneşin doğması yaklaştığı vakitte kıldırdı ki sabah namazının son vakti. ثُمَّ قَالَ, sonra Cibril aleyhisselam buyurdular ki, الصلاه namaz فيما بين هذين الوقتين, bu iki vaktin arasındadır. İşte evvelki vakitlerini öğrettim, ikinci vakitlerini de öğrettim ya Resulullah, bu ikisinin arasındaki bu namazları kılacaksın, buyurdular. حدثنا ابن ابي داود قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا الفضل بن موسى السيناني قال حدثنا محمد بن عمر عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, Ebu Hureyre dediler ki Resul-i Ekrem Efendimiz buyurdular, هذا Cebrail aleyhisselam, işte bu Cebrail aleyhisselamdır, يُعَلِّمُكُمْ, size öğretiyor, اَمْرَد۪ينِكُمْ, dininizin emrini, dininizi size öğretiyor. ثُمَّ زَكَرَ, sonra zikreyledi, مِسْلَهُ, işte bu hadisi şerifin mislini, غَيْرَ اَنَّهُ
Yalnız şu kadar var ki قال Ebu Hüreyre dedi fil işâil ahireti işâi ahirete dedi ki ve sallâhâ Cibril aleyhisselam onu kıldı fil yevmüthâni ikinci günü hîne zehebet geçtiği vakitte saatün bir miktar minelleyli leylden leyl geceden bir miktar geçince namazı kıldırdı. Saaden murat burada bizim bildiğimiz 60 dakika olan saat değil. Yani bir vakit geceden bir vakit geçtikten sonra kıldırdı. Haddesene ibn Ebi Davud kâle haddesene Hamid ibn Yahya kâle haddesene Abdullah ibn al-Haris kâle haddesene Sevr ibn Yezid an Süleyman ibn Musa an Atâ ibn Ebi Rabah an Cabir ibn Abdullah Cabir ibn Abdullah'dan rivayet eyledi. Kâle Cabir ibn Abdullah buyurdular ki Se'ele racülün nebiyyallah sallallahu aleyhi ve sellem bir adam Resul-i Ekrem Efendimiz'e sordular. En vakti salâ namazın vaktinden. Fekâle buyurdu ki salli me'i benimle beraber kıl. Fesallâ Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kember Efendimiz kıldırdı es-sübhe namazı. Hine tatlu'ul fecrü güneş doğduğu vakitte. Şafak doğduğu vakitte. Şafak attığı vakitte. Sümme salla zuhre önleyi kıldırdı. Hine zâgati şemsü güneş meylettiği vakitte zeval yerine gelip de bir parça sağ tarafa mail olduktan sonra. Sümme sallel asrı ikindiyi kıldırdı. Hine kâne olduğu vakitte feyyül insani insanın kölgesi mislehu kendinin bir misli. Sümme sallel mağribe akşamı kıldırdı. Hine vecebeti şemsü güneş yere düştüğü vakitte, yani güneş grub etti, battı. İşte o vakit. Sümme sallel aşağı sonra yasıyı kıldırdı. Kabli gaybubeti şefaki, şefakın gaybubetinden evvel. Şafak batmazdan evvel. Yani batmazdan evvel ki yani o vakit artık yaklaşmış. O şefakın batacağı vakitte. Sümme sallel subha. Sonra sabah namazını kıldırdı. Yani ikinci günü. Fe esfere iyice ortalık ışıklandı. O vakitte kadar tehir etti. O vakit kıldırdı. Sümme salla zuhru ünleyi kıldırdı. Hine kâne feyül insan mislehu. İnsanın kölgesi bir misli olduğu vakitte kıldırdı. Son vakti ürünlerden. Sümme salla lasre ikindiyi kıldırdı. Hine kâne feyül insan misleyi. İkindinin İnsanın kölgesi iki misli olduğu vakitte kıldırdı. Kendinin son vakti oluyor. Sümme sallel mağribe akşamı da kıldırdı. Kable gaybubeti şefak şefak batmazdan evvel. Sümme sallel işâ yasıyı da kıldırdı. Fekâle bâduhum yasıyı ne vakitte kıldırdı? Bazıları dedi ki ilâ sülüsil leyli gecenin üçte birinde. Fekâle bâduhum şatrı leyli hayır gecenin yarısında. Yasıyı da kıldırmış ama gecenin üçte birisinde mi yarısında mı burada ihtilaf var. Haddesena Muhammed ibn Huzeyme kâle haddesena Haccacü ibnül Minhar kâle haddesena Hammam kâle semîtu atâ ebne ebi Rabah kâle haddeseni racülüm minhu. Atâ ebne ebi Rabah diyor ki ashabtan birisi bana dedi ki enne racülen eten nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem bir adam Peygamber Efendimiz'e geldi fese'elehu ona Resulullah Efendimiz'e sordu emme vakit-i salati namazın vakitlerinden fe emerehu ona emretti en yeşhede hazır ola salata namaza me'hu Resul-i Ekrem Efendimiz'le beraber namaza hazır ola fe salla subha Resulullah Efendimiz kıldırdı namazı sabah namazı fe accele acele etti. Yani evvel vaktinde kıldırdı. Sümme salla zuhra fe'accel. Önleyi kıldırdı, tacil etti. Evvelki vaktinde kıldırdı. Sümmel asra, sümme sallel asra fe'accel. İkindiyi kıldırdı, acele etti. Yani evvelki vaktinde kıldırdı. Sümme sallel mağribe fe'accel. Akşamı kıldırdı, onu da tacil etti. Evvelki vaktinde kıldırdı. Sümme sallel aşa fe'accel. Yassıyı kıldırdı, onu da tacil etti. Evvelki vaktinde kıldırdı. Sümme salli salavati kulleha. Ondan sonra bütün namazları kıldı. Minel gadi ertesi gün bu beş vakit namazı kıldı. Fe akhara tehir eyledi. Yani sonki vakitlerinde kıldı.
Sümme kâle, sonra buyurdu lirreculi, o sual eden adama buyurdu ki mâ beyne salati, benim namazımın arası, fî hâzeynil vakteyni, bu iki vakit arasında, vaktun vakıttır, külluhu, hepsi vakıttır. Yani işte gördün ya, birinci günü kıldırdım, tacil ettim, ikinci günü de kıldırdım, tehir ettim. İşte her namaza nispetle o birinci vakitle ikinci vaktin arası namazın vaktidir. Bu vakitte her ne vakitte kılarsan kıl. Haddesena Fahdun gâle haddesena Ebu Nuaym gâle haddesena Bedr ibn Osman gâle haddesena Ebu Bekir ibn Ebi Musa an ebihi anin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem gâle Ebu Bekir ibn Ebi Musa el-Aşşeri, babası Ebu Musa el-Aşşeri'den rivayet ediyor ki gâle, Ebu Musa el-Aşşeri dedi ki etâhu sâilun, bir sâil geldi, bir sual eden adam, fesâlehu, Peygamber Efendimiz'e sordu. Emme vâkîti salâti, namazın vakıtlarından sordu. Felem yarudde, reddetmedi Resulullah Efendimiz aleyhi o sual eden adam üzerine şeyen bir şey. Ona bir cevap vermedi. Femere bilalen bilal emriyledi, feakamel fecre, sabah namazını ikame eyledi. Yani sabah namazının kametini getirdi. Ne vakitte? Hînen şekkel fecir, şafak söktüğü vakitte. Ve nâsu nâsta la yekâdu yârifu. Yani yakın oldu ki bilmeyeler. Bâduhum bâda. Birbirlerini bilmeyecek derecede karanlık idi. Yani öyle karanlıkta fecir sökmüş ama karanlık. Bu vakitte namaza başladılar. Sümme emerehu, sonra Bilal'e emreyledi. Feakame zuhre, önleyi de ikame eyledi. Heyde zâleti şemsü, güneş meylettiği vakitte. Vel gâilu yegûl, diyen adam da derdi ki intasafen neharu evlem, güneş orta oldu olmadı. Ha, öyle derdi. Yani tam güneş işte ortaya geldi gelmedi derdi. Ve kâne Resulullah Efendimiz oldu a'leme minhum, onlardan daha ziyade bilir oldu idi. Sümme emerehu, sonra Bilal'e emreyledi Resulullah Efendimiz fe ekâmel asra, ikindiyi ikamet eyledi. Ve şemsü murtefiatün, güneş yukarıda idi. Sümme emerehu, sonra emreyledi fe ekâmel mağribe, mağribe ikamet getirdi. Onu kıldılar hîne vekaati şemsü, güneş yere düştüğü vakitte, yani artık düştü, görünmez oldu. Battı demek. Sümme emerehu, sonra Bilal emreyledi, fe akamel eşâ, yasî ikame eyledi, hîne gâbe şefeku, şefek battığı vakitte. İşte bu birinci günü böyle yaptı. Sümme ekharel fecre minel gadi, ertesi gün sabah namazını tehir eyledi, hatta insarafe minha, hatta namazdan İnsiraf eyledi. Peygamber Efendimiz namazı bitirdi. Vel gâilu yegûl, diyen adam derdi ki tele'ati şemsü evkâdet, güneş doğdu yahut doğacak. İşte o vakitte bitirdi. Bitirdiği vakitte güneş doğdu, doğacak. O kadar yaklaşık güneşin doğmasından az evvel. Az evvelinde bitirdi. Sümme akhara zuhre, sonra önleyi tehir eyledi. Hatta kâne qariben minel asır, hatta ikindiye yakın. İkindi vakti gireceği vakit yaklaşıncaya kadar tehir eyledi. Sümme akharel asra, sonra ikindiyi tehir etti. Hatta insarafe minha, ikindiden insiraf etti. İkindi namazını bitirdi. Vel gâilu yekûl, adam derdi ki ihmerreti şems, güneş kızardı artık. Güneşin rengi beyaz gümüş safi gibi değil de kırmızılaştı, rengi hafifleşti yani. O vakitte kıldırdı. Sümme ahharel mağribe, mağribi de tehir eyledi. Hatta kâne inde sukûti şefak, ne vakıta kadar tehir eyledi. Hatta kâne inde sukûti şefaki, şefakın sukûti vaktinde kıldırdı. Şefak battığı sıralarda kıldırdı ama ona yaklaşık. Sümme ahharel işâe, yasî de tehir eyledi. Hatta kâne sülüsü leylin evvel, hatta kâne oldu, ne oldu? Sülüsü leylin evvelu, gecenin birinci sülüsü oldu. O vakıta kadar tehir eyledi. Sümme esbaha, sonra sabahladı. Sabaha tehir oldu. Feda'a sâile, sual
eden adamı çağırdı Resulullah Efendimiz. Fekale buyurdular ki el vaktu, namazın vakıtları fîmâ beyni hâzeyni, işte bu ikisinin arasındadır. Birinci günü evvel vakıtlarını öğrettim size, ikinci günü de son vakıtlarını öğrettim. İşte bu evvelki vakti ile son vakti arasında namaz hangi vakitte olursa kılınır. Haddesena Ahmed ibn Davud ibn Sedusi el-Mekki. Haddesena Ahmed ibn Davud ibn Musa Sedusi el-Mekki. Kitapta bir kâle haddesena ziyade var. Kâle haddesena yok. Davud'dan sonra ibn, ondan sonra Musa. İbare tam şöyle. Haddesena Ahmed ibn Davud ibn Musa. Bu Musa kimdir? Sedusi kabilesine mensup. Onun için o künyesinde Sedusi Mekki, kendisi de Mekke'de ikamet buyurulmuş. Kale haddesena İsmail ibn Salim. Kale haddesena İshak ibn Yusuf. An Süfyan-ı Sevri. An Algamata ibn-i Mersedin. An Süleyman ibn-i Bureyde. An Ebihi an-i Nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Enne racülen se'alehu. Bir adam Bureyde'ye sordu. En vakti salati, namazın vaktinde. Fekale buyurdu ki sallime'ana, bizimle beraber namaz kıl. Kale felemma zâleti şemsü, vaktaki güneş zahil oldu. Emre bilâlem bilâle emreyledi. Feezzene, ezan okudu. Yani önley için ezan okudu ve önleyi kıldırdı. Sümme emrehu, sonra bilâle emreyledi. Feekâmel asr, ikindi ikame eyledi. Ve şemsü beyda umur tefiatun nakiye, güneş beyaz, yukarıda tertemiz, yani kırmızılaşmamış, sararmamış, rengi değişmemiş. İkindiyi de o vakitte kıldırdı. Sümme emrehu, sonra Bilal, Hazreti Bilal emreyledi. Fekame, ikame eyledi. El mağribe, mağribi hine gâbeti şemsü, güneş battığı vakitte. Sümme emrehu, sonra Bilal emreyledi. Fekame el işâ, yassi ikame eyledi. Hine gâbet şefeku, şefek battığı vakitte. Sümme emrehu, sonra Bilal emreyledi. Fekame el fecri, fecri ikame eyledi. Hine tatlu'l fecru, şefek tülü ettiği vakitte. Bu birinci günü böyle yaptı. İkinci günü felemmâ kâne fil yevmissâni, vaktaki ikinci günü oldu. Emerehu, Resul-i Ekrem Efendimiz Bilal'e emreylediler. Feezzene Hazreti Bilal, ezan okudu lizzuhri, önleye. Feebrede biha, önleyi soğuk eyledi. Feen'ame en yübride biha, soğukunu da ziyade eyledi. Yani önlenen sıcak, önle vakti sıcak olur ya, onu biraz bekletti, biraz serinledi. Serin oldu. Serini daha biraz daha ziyade eyledi. Yani iyice serin oldu. Teahhir etti. Ve sallel asra, ikindiyi de kıldırdı. Ve şemsü murtefiatun, güneş yukarıda. Ekhereha, yukarıda ama ekhereha, ikindiyi teahhir eyledi. Fevgellezî kâne, birinci günün fevgunda. Ekhereha fevgellezî kâne. İkindiyi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kıldırdı, güneş mürtefiydi. Mürtefiydi ama ahkara onu tahir eyledi. Fevkellezi şul bir, ikindinin fevkundaki kâne evvelci oldu. Birinci günü biraz tahir eylemişti ya, işte ondan biraz daha tahir eyledi, ziyade. Ve sallel mağribe, akşamı da kıldırdı. Kablen yagîbe şefeku, şefek batmazdan evvel. Ve sallel işâ, yatsıyı da kıldırdı. Ba'demâ zehebe sülüsül leyli, gecenin üçte biri geçtikten sonra yatsıyı da kıldırdı. Ve sallel fecra, sabah namazını da kıldırdı. Fe esfere biha, o sabah namazını isfar vaktine getirdi. İsfar yani ortalık iyice ışıkladı. Sümme kâle, sonra Resulullah Efendimiz buyurdu ki eyne sâilu, sual eden nerede? Neden sual eden? En vakti sala, namazın vaktinden sual eden adam nerede? Fekale racül, o adam dedi ki ene ya Resulullah, işte ben buradayım ya Resulullah. Fekale Resulullah Efendimiz buyurdu ki vaktu salatikum, sizin namazınızın vakti fîmâ beyne mâ ra'eytum, bu gördüğünüz vakitlerin arasındadır. İşte namazı kıldırdım ya size. Birinci günü evvelki vakıtlarında, ikinci günü de sonki vakıtlarında,
İşte bunu öğrendiniz ya, işte bu birinci vaktiyle sonki vaktin arasındadır. Namazların vakti budur. فَاَمَّا مَا رُوِيَ On bir şey ki rivayet edildi an Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'den fi hadi latar bu eserlerde fi salatil fecri sabah namazı hakkında muhtelif hadisler geldi rivayet olundu. فَلَمْ يَخْتَلِفُوا عَنْهُ Peygamber Efendimiz'den ihtilaf etmediler fihi bu sabah namazının vaktinde ki ennehu sallaha Peygamber Efendimiz onu kıldı fil yevmil evvel birinci günü kıldı hine tela'al fecru fecir söktüğü vakitte ve huve evvelu vaktiha bu fecrin evvel vaktidir. Evet. Bunda ihtilaf eylemediler. Ve sallaha o fecirde kıldı fil yevmil tali ikinci günü hine kâdeti şemsu en tatlu'a yakın oldu ki güneş doğar. Güneşin doğmasına yakın bir vakitte kıldı. Ve hâzâ ittifâkul müslimîn. Müslümanların bu ittifakıdır. Ki inne ne ittifakı? Enne evvele vaktil fecri. Fecrin evvel vakti hîne yattu'ul fecru şafak tülü ettiği vakittedir. Ve âhiru vaktiha âhir vakti de hîne tatlu'ul şemsü güneş tülü edeceği vakittir. Bunda ihtilaf eylemediler. Bu müttefakun aleyh. Amma ma zikre anhu fi salati zuhri. Amma meşhur bir rivayet ki zikre anhu Resulullah Efendimizden zikredildi. Fi salati zuhri önle vaktinde. Fe innehu zikre anhu Resulullah Efendimizden zikrolundu ki ennehu sallaha Peygamber Efendimiz önle yıkıldı. Hine zaleti şemsi güneş meylettiği vakitte. Ala zalik bunun üzerine olucudur ittifakul müslimin Müslümanların ittifakı. O da neden? Enne evvele vaktiha ittifak olucudur ki enne zalik ala zalik ittifakul müslim bunun üzerine ittifak olucudur ki enne zalike bu yani güneş zevala geldi de meyletti mi? Bu evvel vaktiha ev önlenin evvel vaktidir. Bunda da Müslümanların ittifakı var. Şimdi sabah namazının evvel ve son vaktinde ihtilaf yok. Önlenin evvel vaktinde de ihtilaf yok. Önlenin son vakti var ki bunda ihtilaf var. İşte onu beyan edecek. Ve emma ahiru vaktiha önlenin son vakti. Buna gelince inne ibn Abbas radıyallahu anhu Abdullah ibn Abbas ve Ebu Sa'id radıyallahu anhu Ebu Sa'id el-Hudri ve Cabir ve Ebu Hureyre radıyallahu anhu mecmu'in Revav bunlar rivayet eylediler. Abdullah ibn Abbas, Ebu Sa'id'in Kudri, Cabir, Ebu Hureyre dört kişi rivayet eylediler. Anhu Resul-i Ekrem Efendimiz'den rivayet eylediler ki ennehu sallallahu aleyhi ve sellem sallaha fil yevmit tali ikinci günü önleyi kıldı. Hine kâne zillu kullu şeyin her şeyin kölgesi olduğu vakitte mislehu bir misli. Bunlar dediler ki önlerinin son vakti ikinci günü Resul-i Ekrem Efendimiz her şeyin külgesi bilmiş olduğu vakitte kıldı. Fehtemele bu ihtimal olur ki en yekûne ola zâlike ikinci günü Resulullah Efendimiz her şeyin külgesi bilmiş olduğu vakitte kıldı ya bu ola bâdemâ sâre olduktan sonra zillü kullu şeyin her şeyin külgesi olduğu vakitte mislehu bir misli her şeyin külgesi bir misli olmuş idi. Ondan sonra tekrar bir misli oldu. Ondan sonra namaz kıldı. Buna ihtimali var. Feyekûnü zâlik. İşte bu olmuş ola. Yani bir misli olduktan sonra bir misli daha oldu. İki misli oldu. Bu olan ye feyekûnü zâlik ve bu ola vakta zuhri. Önlenin vakti ola. Beadu ondan sonra. Demek ki bu İmam Ebu Hanife'nin dediği ki bu oluyor. Peygamber Efendimiz her şeyin birinci günü Resulullah Efendimiz her şeyin kölgesi bir misli olduğu vakitte kıldı. İkinci günü de her şeyin kölgesi bir misli olduğu gibi ikisi bir vakit oluyor.
Bu ihtimal ki bu ikinci günü kıldığı her şeyi zaten birinci günü beyan etmişti ki her şeyin kölgesi bir misli oluncaya kadar kılmıştı. İkinci günü farkı var. O fark da nedir? İhtimal ki her şeyin kölgesi bir misli olduktan sonra bir misli daha oluncaya kadar tahir etti, o vakitte kıldı, o vakitte her şeyin kölgesi o iki misli olmuş olur. Buna ihtimal var. Vehtemele ihtimali var ki en yekune zalik. Bu namaz ola yani bir misli kıldırdığı vakitte neye? Ala kurbe en yasire zillu kullu şeyin mislehu. Her şeyin misli kölgesi kendi bir misli oluncaya kadar değil de ona yaklaşıncaya kadar olur. Yani madem bir misli olmuştu, bir misli daha olduğu gibi iki misli olur, iki misli olduğu gibi ikinci girmiş olur. Yani diyor ki caiz ki bir misli oldu, tekrar ikinci bir misli de olmaya yaklaştı, olmadı da yaklaştı. Alâ kurben yasîrâ zullû kullu şeyin mislehu. Her şeyi kendisinin bir misli olmaya yaklaştı da o vakit takıldı. Böyle diye olmak ihtimali var. وَهَذَا جَائِزٌ فِي اللُّغَةِ Bu da lügatte caizdir. Yani bir şeyin tamamı ona kurbe delalet eder. Yani yaklaşık oldu mu tamam diye olur lügatte. Nitekim قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلْ Cenab-ı Hakk'a Hazretleri buyurdu. اَسْتَعِذُ بِاللّٰهِ وَاِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَاَمْسِكُهُنَّ بِمَعْرُوفٍ اَوْ سَرِّحُهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَاِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ kadınları tatlik ettiğiniz vakitte فَبَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ onlar müddetlerine bağlı oldular mı? Bağlı oldular mı ne demek? Yani müddetleri bitmeye yaklaştılar mı? فَاَمْسِكُهُنَّ بِمَعْرُوفِ onları bir marufla imsak ediniz yani tekrar ricat ediniz onlara zarar vermeksizin ricat ediniz evserrihuhunne yahut da bırakınız bir marufu maruf ile bırakınız felem yekun zalike limsak ve tesrih bu imsak yahut da tesrih olmadı maksuden bir kast olunmuş olmadı ki en yüfale işlenir veya da bülugul ecel iddet bittikten sonra, müddet bittikten sonra işlenir. Bu maksut değildir. لَأَنَّهَا قَدٍ بَعْدَ بُلُوغِ الْاَجَلِ Bu iddeti bittikten sonra قَدْ بَانَتْ bayin oldu. Ayrıldı. Onu nikahı gitti. وَحَرُمَ عَلَيْهِ وَعَدَمْ üzerine de haram oldu. اَنْ يُمْسِكَهَا onu imsak eder. Tutava ona haram oldu. Niye artık müddeti bitmiş gitmiş. Öyleyse demek müddeti bitmiş değil de müddet bitmeye yaklaşmış. وَقَدْ بَيَّنَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلْ Cenab-ı Hak Teala Hazretleri beyan buyurdu. ذَلِكَ Bunu yani bir şeyin son vakti yaklaştı mı? Yaklaştı sayılır. فِي مَوْضَيْنَ آخَرْ Başka bir mevzide. فَقَالَ Cenab-ı Hak Teala Hazretleri buyurdular ki وَاِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ Siz kadınları tatlık ettiğiniz vakitte فَبَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ Onlar da ecellerine bağlı oldukları vakittaki yani iddetlerini bitirdikleri vakitte فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ Siz onları atıl etmeyiniz. Yani bunu onlara mani olmayınız. اَنْ يَنْكِحْدَ Nikah etmelerinden اَزْوَاجِهُنَّ Zevcelerine nikahdan onları mani olmayınız. Yani o mani olmak ne surette olur? İki türlü olur. Bir adam ailesini tatlik etmiş, bir talakla yahut iki talakla ricat edecek. Ricat etsin, siz ona mani olmayın. Yine evvelce kocasına varsın. Çünkü beynüneti kübra hasıl olmamış. Yahut o adam istemiyor, aralarında imtizac olmuyor. O kadın başka birisiyle evlenecek, ona da mani olmayın. فَاَخْبَرَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلْ İşte Cenab-ı Hak Teala Hazretleri haber verdi ki اَنَّ لَهُنَّ Onlar için orucudur. بَعْدَ بِلُوغَ اَجَلِهِنَّ Müddetleri bittikten sonra اَنْ يَنْكِحْنَ nikah edilir. Nikaha varalar. Onlar için orucudur. Yani burada bir de اَنَّ حَلَالًا لَهُنَّ var. Allah-u Teala haber verdi ki اَنَّ حَلَالًا Onlara helal. اَنَّ حَلَالًا helal. لَهُنَّ Onlar için orucudur. Helal orucudur. بَعْدَ بِلُوغَ اَجَلِهِنَّ Ecelleri müddetleri bittikten sonra en yenkehne
nikah etmeleri oradan haramdır. Fesebete bizalik, bununla sabit oldu ki ennemâ ul bir şey ki cü'üle kılındı bil ezvaci, kocaları için aleyhinde kadınların üzerine fil ayeti lukra, ikinci ayette innemâ huve, o kılınan şey fi kurbi bülûğil ecel, ecelin bülûğü kurbindedir. Yani bundan anlaşıldı ki o birinci ayette feizâ belâne ecelehünne فَاَمْسِكُونَ بِمَعْرُفُ, bu imsak ne vakitte olur? فِي قُرْبِ بِلُوغِ الْاَجَلِ, eceli, ecelin sonuna varacağı, yaklaştığı vakitte olur. لَا بَعْدَ بِلُوغِ الْاَجَلِ, ecele bülugdan sonra değil. Ecel bittikten sonra da faydası yok. Yani bitmezden az evveline kadar, bu demektir. فَكَذَٰلِكَ, işte böylecedir. مَعْرُوِيَ, rivayet olunan şey, اَمَّنْ زَكَرْنَا, zikrettiğimiz hadislerden an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'den zikrelediğimiz hadislerde böylecedir ki ennehu, Resul-i Ekrem Efendimiz salla zuhre, önde yıkıldı. Fil yevmi s-sani, ikinci günü hine sâre zillü kullu şeyin mislehu, her şeyin kölgesi bir misli olunca kıldı. Yehtemülü, bu muhtemel olur ki en yekûne, o namazı kılması ola ala kurbi en yasira zillu kullu şeyin mislehu, her şeyin kölgesi bir misli olmaya yaklaştı, işte o vakitte kıldı. Yoksa oldu, tamam oldu da ondan sonra kıldı değil. Olmadan, yaklaştı, o vakitte kıldı. Feyekûne zillu zillu olur, izâ sâre mislehu, bir misli olduğu vakitte, eğer olursa, olsa, fakat harice vakti zuhur, önüne vakti çekmiş olur. Öyleyse önde vakti çıkmazdan, bir misli olmazdan az evvel kıldı. Bu manaya gelir. Ve delilü alâ mâ zekerna, bizim bu zikrettiğimize delil, min zâlik, Peygamber Efendimiz'in namaz kıldığı bir misli değil de bir misline yaklaşmış, her şeyin gölgesi bir misline yaklaşmış olduğu vakitte kıldı. Buna delil getiririz. O da nedir? Delilimiz, اَنَّلَّذ۪ينَ زَكَرُوا, şu bir kimseler ki zikreylediler, rivayet eylediler. Hâzâ, bu hadisi şerifi, anin nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'den rivayet edenler dediler ki, Peygamber Efendimiz her şeyin bir kölgesi bir misli olduğu vakitte namazı kıldırdı. Öyle diyenler, قَدْ زَكَرُوا عَنْهُ, yine Resulullah Efendimiz'den zikreylediler, فِي هَذ۪ي لَا ثَارِيْتَ, bu hadislerde zikreylediler, اَنَّهُ صَلَّ الْعَصْرَ, rivayet eylediler ki Peygamber Efendimiz ikindi yıkıldı. Fil yevmül evvel, birinci günü hine sâr zillü kulli şeyin mislehu, her şeyin kölgesi bir misli olduğu vakitte kıldı. İkindi, ki bu ikindinin evvelki vakti olur. Önde çıkmış, ikindi girmiş. Sünne kâle, sonra Resulullah Efendimiz buyurdu ki mâ beyne hâzeyni, işte bu ikisinin arası vaktun vakıttır. İkindi, her şeyin kölgesi bir misli oldu. Sonunda da güneş tegayyür edinceye kadar tehir eyledi diyor. Bu ikisinin arası ne oldu? Buyurdu ki مَا بَيْنَ هَذَيْنِ, işte bu ikisinin arası vaktun vakıttır. فَاسْتَحَالَ, muhal oldu ki اَنْ يَكُونَ مَا بَيْنَهُمَا, bu ikisinin arası ola vaktun vakıt. وَقَدْ جَمَعْهُمَا, halbuki bunları evleyle ikindiyi cem eyledi فِي vaktun vahid, bir vakıtta. Önleyi bir misli oldu kıldırdı. İkindinin de birinci günü bir misli olduğu vakitte kıldırmıştı. Demek ki bir şeyin kölgesi bir misli oldu mi hem önde vakti oluyor hem ikindi vakti oluyor. Bu muhabbet. Velakin mâna zâlike indena, bizim indimizde bunun manası vallahu alem, Allahu Teala daha alimdir. Alâ mâ zekerna, bizim zikrettiğimiz şey üzerinedir bunun manası. Yani ikindinin, evlenin son vakti, her şeyin kölgesi bir misli olmaya yaklaştı, işte o vakitte kıldırdı. İki misli olsa artık ikindi vakti girmiş olur, önüne vakti çıkmış olur. وَقَدْ دَلَّ عَلَى ذَٰلِكَ اِذَا, buna delalet eyledi ney? مَاشُرْ bir rivayet ki fi hadis Ebi Musa, Ebu Musa el-Eş'ari'nin hadisinde olucudur. وَذَٰلِكَ اَنَّهُ قَدْ, buyurdu fi مَا أَخْبَرَ عَنْ صَلَاتِي فِي الْيَوْمِ الثَّانِ, ikinci günü Peygamber Efendimiz'in namazından haber verdi ya, onda olucudur ki sümme ahkara zuhre, sonra Resulullah Efendimiz önleyi tehir etti, hatta kâne qariben minel asr, ikindi vaktine yaklaşmıştı, ikindiye yaklaşık bir vakitte,
ikindi her şeyin kölgesi bir misli olursa o vakitte giriyor. Bu bak burada serahat var ki hatta kâne gariben minel asrı. Asrın vaktine yaklaşmış idi. İşte o vakitte kıldı. Fe'akbara haber verdi. Ennehu innemâ sallâhâ. Ebu Musa el-Eş'ari haber verdi ki Peygamber Efendimiz ikindiyi kıldı. Fî zâlikel yevm. O ikinci günü fî kurbi duhûri vaktel asrı. İkindi vaktinin duhuruna garip yakın bir zamanda kıldı. La fi vaktil asrı, ikindi vaktinde değil. Fesebete bizalik, bununla sabit oldu. İza ecme'u, icma cem ederlerse. Fi hadi rivayet, bu rivayetlerde toplarlarsa ki enne ba'de ma ol bir şeyden sonra ki yesiru zillu kullu şeyin mislehu. Her şeyin kölgesi kendinin bir misli olduktan sonra bu ola, vaktan vakt ola. Lil asri ikindiye. Yani bu rivayetlerden toplanan şu oluyor ki bir şeyin kölgesi, her şeyin kölgesi kendisinin bir misli olduğunu ondan sonra ikindinin vaktidir. Sabit oldu bununla böyle bir icma olursa, böyle rivayetler toplanırsa bununla sabit olur ki ennehu muhalun, muhaldir ki en yekûne ola vaktan li zuhri, o önleye vakit ola. İkindi vakti olduktan sonra önleye de vakit ola, bu muhaldir. Bu sabit oldu. Li ihbarihi, Ebu Musa haber verdiği için ki ennel vaktan lezi, şöyle bir vakit ki li külli salatin, her namaz için olan vakit fî mâ beyne salâteyhi, Peygamber Efendimiz'in iki namazı arasındadır. Fil yevmeyni, iki gün. İki gün, birinci günü yani evvel vakitler, ikinci günü de sonki vakitleri tıkıldı. Her namazın vakti de o evvel vakti, evvelki vakti ile ikinci vaktin arasındadır. Yani ona mahsustur. Her namazın vakti kendisine mahsustur. İkindi namazının vakti, her şeyin kölgesi bir misli oldu mi, işte o vakitte başlar. O ikindi namazının vaktidir. O namaza mahsustur. Evde namazına değildir. Çünkü her namazın vakti kendisine mahsustur. Bir namazın vakti diğer namazının alakası yoktur. Fakat delle ala zalike, buna delalet eyledi. İza bu zikrettiğimiz gibi ma haddesena şube rivayet ki rivayet eyledi. Rabiül Müezzi kâle haddesena Esed kâle haddesena Muhammed ibn Fudayl ani la'meş an Ebi Salih an Ebi Hüreyre radıyallahu anhu kâle قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو هريرة buyurdular ki Peygamber Efendimiz صلى الله عليه وسلم buyurdu إِنَّ لِلصَّلَاةِ اَوَّلًا وَآخِرًا Namazın evvel vakti vardır ve ahir vakti vardır. وَإِنَّ اَوَّلَ وَقْتِ zuhur günlerin evvelki vakti حين تَسُولُ الشَّمْسِ güneş zahir olduğu vakittedir. وَإِنَّ آخِرَ وَقْتِهَا günlerin son vakti de حين يَدْخُلُ وَقْتُ الْعَصْرِ ikindi vakti girdiği vakittedir. Yani ikindi vakti değildir. İkindi vakti gireceği vakittedir. Bu da beyan ediyor ki önde vakti başka, ikindi vakti başka. İkisinin karışması yok. Fesebete bizalik, bununla sabit oldu ki enne duhule vaktil asri, ikindi vaktinin duhuli. Ne zaman olucudur? Ba'de hurucu vakti zuhri, önde vakti çıktıktan sonra olucudur. Peki şimdi önde vaktinin evvelki vaktinde ihtilaf yok. Fakat sonki vaktinde ihtilaf var. Her şeyin kölgesi bir misli mi olacak, iki misli mi olacak? Bunda ihtilaf var. Şimdi burada bir hadisi şerif geldi. Dört sahabeden Abdullah ibn Abbas, Ebu Said el-Hudri, Cabir Ebu Hureyre dediler ki Peygamber Efendimiz ikinci günü önleyi her şeyin kölgesi bir misli olduğu vakitte kıldı. Bunun iki ihtimali var. Bir ihtimal var ki birinci günü sallallahu aleyhi ve sellem önleyi kılmıştı. Ne vakitte kılmıştı? Her şeyin kölgesi bir misli olduğu vakitte ikindiyi kılmıştı. Önleyi her şeyin kölgesi bir misli olduğu vakitte kıldı. Ve şimdi ikinci günde önleyi her şeyin kölgesi bir misli olduğu vakitte kılsa ikisinin vakti birleşmiş olur. Bu ise muhaldir, olmaz. Önle vakti ikindi vaktine girmez. Öyleyse bunu şöyle tevil ederiz ki ikinci günü önleyi bir misli, her şeyin kölgesi bir misli olduktan sonra onu tahir etti. İkinci defa bir misli olmaya yaklaşıncaya kadar tahir etti. Hatta kölgelerin
misli iki misil oldu. İşte o vakit takıldı ki bu öndenin son vakti olmuş olur. Bir ihtimal da var ki hayır. Eyme-i Selase'nin dediği gibi önleyi tehir etti. Ne vakıta kadar? İkindi vakti girmezden evvel. O vakıta kadar tehir eyledi. İkindi vakti ne vakit giriyordu? Her şeyin kölgesi bir misli oldu mi? Bu ise o bir misli olmazdan az evveline kadar tehir etti, o vakitte kıldı. Böyle olur. Bu iki ihtimal var. Ve emmâ mâ zükürenhu fî salâtil asr. Peki, ikindi namazında zikredilen rivayetlere gelince فَلَمْ يَخْتَلِفْ عَنْهُ Peygamber Efendimiz'den ihtilaf olmadı ki اَنَّهُ صَلَّهَا Peygamber Efendimiz ikindiyi kıldı fî evveli yevmin birinci günü fil vaktillezî şöyle bir vakitte ki zekernâhu biz onu zikreyledik aynı Peygamber Efendimiz'den ki yani her şeyin kölgesi bir misli oldu ikindiyi kıldı bunu zikreyledik fesebete sabit oldu ki enne zâlike bu ikindinin vakti bu evvel vakti ha evvel vaktidir. Bu rivayetlerde geldi. Bu gerçi ihtilaflı her şeyin kölgesi bir mi olmuş, iki mi olmuş? Şimdi bir rivayetlerde, bazı rivayetlerde geldi ki ikindiğine vakit kıldı birinci günü her şeyin kölgesi bir misli oldu. Resulullah Efendimiz de o vakitte ikindiyi kıldı. Bu ikindinin evvel vakti oldu. Ve zükire anhu yine Peygamber Efendimiz'den zikredildi ki ennehu sallaha Peygamber Efendimiz ikindiyi kıldı. Fil yevmi sani ikinci günü hine sar zillu kullu şeyin misli her şeyin kölgesi iki misli oldu o vakit takıldı. Bu da son vakti oluyor. Sümme kâle sonra buyurdu ki el vakt vakit fîmâ beyne hâzeyni bu ikisinin arasındadır. Fehtemele mühtemel oldu ki en yekûne ola zâlik bu huve âhire vaktiha bu vaktin sonu ola. İzâ kharece o vakit çıktı mı fâtet namaz fevt olur. Vakit çıktı mı o fevt olur. Öyleyse bir her şeyin kölgesi iki misli oldu mi İkindi vakti çıktı. Çünkü vakitin sonu ya. Ondan sonra namaz fevt oldu. Buna da ihtimali var. Bu da zikredildi. Ve ihtemele mühtemil oldu ki en yekûne ola. Hüvel vakta vakit ola. Ellezî öyle vakit ki la yenbeği layık olmaz. En yuakhara salatu namaz tâhiru edile hatta yahurucu hatta çıkar. Her şeyin kölgesi iki misli oldu mi bundan sonra namaz çıkar, vakit çıkar, namazı tehir etmek caiz olmaz. Bu ihtimal var. Ve enne men sallaha ba'dahu her şeyin kölgesi iki misli olduktan sonra namaz kılarsa bir adam ve inkâne kad sallaha fi vaktiha her ne kadar vaktinde kıldıysa da müferritun o adam mukassirdir. Leennehu kad fâtehu o adama fevt etti mi vaktiha ikindinin vaktinden maşul bir şey ki fiil fadlu anda fazilet vardır. Fazilet vakti, müstehab olan vakti ona fevt etti. Ve inkânetilem tefet ba'du ikindi namazı fevt olmadı ise de, vakit tamamıyla çıkmadı ise de, fakat fazilet olan, eftal olan vakit çıktı. Bu demek olur. Yani istihbab vakti çıktı. Asıl vakit var ama istihbab vakti çıktı. Buna ihtimali var. Ve Ruviyan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'den rivayet edildi ki ennehu kâle buyurdu inner recula bir adam leyusallis salate namazı kılar ve lem tefüthü bu adama fevt etmez yani namazı faite olmaz vaktinde kılar onun için vaktinde kıldığından dolayı faite olmadı, namaz kılmaz. Kılar, bu namaz da faite olmaz. Yani vaktinden çıkmış değil ama fazilet vaktinden çıkarmış. Namazı kılmış, ne vakitte kılmış? Vaktinde. Öyleyse ona ne derler? Lem tefetü, namaz faite olmadı, kazaya kalmadı. Ne etti? Müstehab vaktinden çıktı. Ve lema fâtehu ol bir şey ki ona fevt edilir, ma mevsuledir. Ey lellezi demek, lellezi fâtehu fevt eden şey min vaktiha onun fazilet vaktinden hayrun lehu ona hayırlıdır min ehlihi ehlinden ve malihi malından. Şimdi burada Peygamber Efendimiz diyor ki bazı adamlar var ki namaz kılar, namaz fevt etmez ama fakat fazilet vaktinden çıkarır.
Halbuki o fazilet vaktindeki olan sevap onun ehlinden ve malından hayırlıydı. Fesebete bizalik bununla sabit oldu ki enne salate namaz ikindi namazı fi hasin minel vakti vakıttan bir cüz-i müeyyendir. Hususi bir vakıttadır. Enne salate namaz yani ikindi namazı fi hasin minel vakıttan bir cüz-i müeyyende eftalü daha eftaldır. Mine salati o ikindi namazını kılmadan fi bekiyyeti zalikel vakti o vaktin diğer bekiyyesinde. Bu sabit oldu. İkindinin vakti eftel vakti var, eftel olmayan vakti var. Eftel vaktinde kılmak daha eftel. İşte Resulullah Efendimiz'in yukarıdaki hadisi şerifte bir adam var ki namaz kılar. Namaz geçmez ama fakat fazilet vaktinden, müstehaf vaktinden çıkarmış olur. Halbuki onun o faziletten elinden kaçırdığı onun ehlinden, malından hayırlıydı. Yani kılsaydı daha çok fazilet, bereket elde ederdi. Şimdi bu hadisin buna ihtimali var. Ahir-i vakti iki misli kölgeler iki misli oldu mi? Ahir vaktidir demesi bu. Yani fazilet vakti çıktı, asıl vakit baki. Ve yehtemilü mühtemil olur ki en yekûne ola el vaktüllezî ve eftel vakit ellezî şul bir vakit ki la yenbeği layık olmaz en yuakharal asrı ikindi tehir idile hatta yخرج هذا الوقت حتى o vakit çıkar. Vakit çıkar ikindi o kadar tehir edilir ki o vakit çıkar. O vakit hangi vakit ola? Ellezî şul bir vakit ola ki en yekûnenin haberi. Sallâhâ kıldı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz kıldı. Fil yevmi sâni ikinci günü kıldı. Buna da ihtimali var. Peygamber Efendimiz İkinci güne her şeyin kölgesi iki misli olduğu vakitte o vakitte kıldı. Bu fazilet vakti. Ve gaddelle alâ mâ zekâne bizim zikrettiğimize de delalet eyledi. Ki o da ikindinin vakti ikinci günü iki misli olması bu ihtiyar vaktidir. Yani fazilet vaktidir. Ve gaddelle alâ mâ zekâne buna delalet eyledi. Ney maşhur bir hadis ki haddesen erbiyun me'zîn. قال حدثنا أسد قال حدثنا محمد بن الفضيل أن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Peygamber Efendimiz buyurdular ki إن للصلاة أولا وآخرا namazı için vardır evvelen evvel ve ahiren ahir namazın evvel vakti var ahir vakti var ve inne evvele vaktil asri ikindinin evvel vakti hine yedhulu vaktuha onun vakti girdiği vakitte olur ve inna ahire vaktiha sonki vakti de hine tasferru şemsü güneş sararıncaya kadardır. Yani müstehap olan vakti. Güneş sarar değil mi? Artık ihtiyar olan, muhtar olan vakit çıktı. Müstehap olan vakit çıktı. Haddesena Süleyman ibn Şuayb kâle haddesena el-Kusayb ibn-i Nasih kâle haddesena Hammam ibn-i Yahya en gatâdetâne bi Eyyûb عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال Peygamber Efendimiz buyurdular ki vaktul asri ikindinin vakti ma lem tasfarra şemsu yani son vakti ne vakittir ma lem tasfarra sararmadıkça eşşemsu güneş haddesena ibn merzuk قال haddesena ابو عامر قال haddesena شعبة بن قتادة عن ابي ايوب عن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمرو قال شعبة حدثنيه Şuabe diyor ki Katade bana söyledi bunu rivayet eyledi selase merrat üç kere ferefe'ahu merratin bir kere ref eyledi ne dedi Katade Eyyub'dan o da Abdullah ibn Amr'den birisinde böyle ref eyledi velem yerfe'ahu merratin iki kere de ref eylemedi yani birincisinde Resulullah Efendimiz'den rivayet edildiğini söyledi ikincisinde bunu söylemedi fezekere mislehu Hadis-i şerifin mislini zikreyledi ki Enne'n-nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem قال vaktul asri ma lem tasfarra şemsu bunu eynen zikreyledi. Fe fi hadel eser bu eserde olucudur ki enne ahire vakti ikindinin son vakti hayne tasfarru şemsu güneş sarardığı vakittadır. Ve zalike bu da ba'de ma yasiru zillu kâmeteyn her şeyin kölgesi iki misli olduğu vakitte olur. Fe delle zalik bu da delalet etti ki ennel vaktellezî şöyle bir vakit yakasedehu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem.
Fedelle zalik, bu delalet etti ki ennel vakte lezi şöyle bir vakit ki kasedehu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz kasteyledi. O vakti fil atharil uvel evvelki birinci babda geçen hadislerde min vaktiha ikindinin vaktinden, yani iki misli olsun diye iki misli olduktan sonra kıldırdı ya, bunu kastetti. Huve vaktul fadli. Bu fazilet vaktidir. Lel vaktul lezi, yoksa şu vakit değildir ki izâ harece, o vakit çıktı mi fâtetis salâtu namaz fevturul bi hurûci, o vaktin çıkmasıyla fevturul. Yani yukarıki eserlerde işte ikindinin son vakti gölgelerin iki misli oluncaya kadardır demesi, yani fazilet vakti çıkmıştır. Fazilet vakti budur. Resulullah Efendimiz o fazilet vaktini beyan eyledi. Her şeyin gölgesi iki misli oldu. Resulullah Efendimiz o vakitte kıldırdı. Yani buna bu şunu kastetmiş oldu ki fazilet vakti budur. Yoksa ikindinin bütün vakti çıkmamıştır. Ta güneş batıncaya kadar ikindinin vakti vardır ama fakat gölgelerin iki misli olduktan sonra kılınan namazın fazileti yoktur. Gene namaz sayılır ama o evvelki gibi fazilete nail olamaz. Bunu böyle olmak ihtimali var. Böyle tevil ederiz. Ne için? Hatta tesihhe hâzîl âthâr, bu eserler sahih ola ve lâ tetedâdde, birbirlerine de zıt olmaya. Çünkü diğer rivayetlerde gelecek ki ikindinin son vakti güneş batıncaya kadar. Burada da kölgelerin iki misli oluncaya kadar zıddiyet var. O zıddiyeti bertaraf etmek için tevil edilir, telif edilir. Telif ne? Yani iki misli oluncaya kadar ikindinin vaktidir, fadilet vakti. Güneş batıncaya kadar ikindinin vaktidir, cevaz vakti. Gayre enne kavmen, şu kadar var ki bir takım cemaat zehebu zahib oldular ki ila enne ahire vaktiha, ikindinin son vakti ila gurubi şemsi, güneşin grubuna kadardır. Buna zahib oldular ki İmam Ebu Hanife, İmam Ebu Yusuf, İmam Muhammed, İmam Malik bir rivayette, İmam Züfer ve bunlar buna zahib oldular. Yahtecu fi zalik, bunda ihticac eylediler. Bir maşhur bir hadise ki haddesene İbn-i Merzuk rivayet eyledi. Kale haddesene Vehb ibn-i Cerir, kale haddesene Şöbe en Süheyl ibn-i Ebi Salih, an ebihi an ebi Hureyre'de radıyallahu anhu anin nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'den rivayet eylediler. Kale, buyurdu Peygamber Efendimiz ki men edreke rekaten, her kim bir rekete erişirse min salati subuhu, sabah namazından, kable tülü'u şemsi, güneş tülü'u etmezden evvel sabah namazının bir reketine erişirse, fakat edreke salate, namaza erişti. Yani namazın sevabına erişti. Ve men edreke rek'ateyni, iki rekete idrak ederse min salatil asri, ikindi namazından iki rekete erişirse, kablen ta'rubeş şemsi, güneş gurub etmezden evvel, fakat edreke, o da namaza yetişti. Yani namazın faziletine yetişti. Bu hadislerle istidlal ediyorlar ki gurubi şemse kadar ikindinin vakti devam eder. Haddesena Ali ibn Ma'bed kâle haddesena Abdül Vehhab ibn Ata kâle haddesena Sa'id akhberena Muhammedun en Zühri an Ebi Selemet an Ebi Hureyret radıyallahu anhu an Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem mislehu. Aynı hadisi şerifi İmam-ı Tahavi Ali ibn Ma'bed terik ile de rivayet ediyor. Haddesena ibn Merzuk kâle haddesena Bişir ibn Ömer قال حدثنا مالك بن أنس رضي الله عنه عن زيد بن أسلم عن أتى ابن يسار وبسر بن سعيد كتابته شنيلة يصرمش شنيلة در وبسر بن سعيد كي زهد المشهور بذات كرام وعبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم Ebu Hureyre radıyallahu anh Peygamber Efendimiz'den rivayet ediyor ki kâle Resul-i Ekrem Efendimiz buyurdu men edreke rekaten, her kim bir rekete erişirse mine's subhi, namazdan kablen tatlu'a'ş şemsi, güneş tülü'u etmezden evvel fakat edreke's subhi, namaza erişti ve men edreke rekaten mine'l asri, ikindiden bir rekete erişirse kablen tağrbe'ş şemsi, güneş gurub etmezden evvel fakat edreke'l asfe, ikindiye de ulaştı. İşte bunda bunlar rivayet eylediler. حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن عروة عائشة رضي الله عنها
Hani Nebi sallallahu aleyhi ve sellem mislehu. Hazreti Urve Ayşe radıyallahu anh'tan da, o da Peygamber Efendimiz'den aynı hadisi şerifi rivayet ediyor. Kalu dediler ki felemma kâne vaktaki oldu men edreke minel asri ikindiden idrak eden bir kimse neyi ma zekerna fi hâzihil âthâr bu eserlerde zikrettiğimiz şeyi ikindiden bir reket bir rivayette iki rekete erişti mi ikindiye yetişti sabah namazından bir rekete yetişti mi namaza yetişti işte bu eserlerde geliyor ya vaktaki bu idrak eden adam oldu müdriken lehâ ikindiye idrak etmiş oldu. Sebete sabit oldu ki enne ahire vaktiha ikindinin ahir vakti huve gurubu şemsi güneşin gurubudur. Bu eserlerden bu çıktı. Ve mimmen kâle bizalik. Bununla hükmedenlerdendir. Ebu Hanifete ve Ebu Yusuf ve Muhammed ibn Hasan rahimehumullah işte bu imam böyle hükmetmiştirler. İkindinin son vakti güneşin grubuna kadardır. Kölgelerin iki misli oluncaya kadar ikindinin eftal vakti, son vakti fakat eftal vakti fakat cevaz vakti güneşin batıncaya kadar olan vaktidir. Fekâne min hücceti men zeheb. Sahip olanların hüccetindendir. Neye sahip olanlar? İlâ enne âhire vaktiha ikindinin âhir vakti. Ne vakta getirdir? İlâ en tetagayyere şems. Güneş tağayyur edinceye kadar sahip olanların hüccetindendir. Ney? Maşul bir hadis ki قَدُرُوا يَنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz'den nehyedildi. Peygamber Efendimiz'den rivayet edildi. مِنْ نَهْيِهِ رَسُولَ اَكْرَمْ Efendimiz'in nehyettiği. اَنِ السَّلَاةِ namazdan اِنْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ Güneşin batması vaktinde namaz kılmadan nehyettiği. Bunların delilidir. Bu kavle sahip olanlar, yani ikindinin son vakti güneşin tağayyürüdür diyenlerden İmam-ı Şafii bir kavulde sahih olan rivayette İmam Ahmed ibn Hanbel, meşhur olan rivayette İmam-ı Malik ve İmam-ı Malik'in ashabi Hasan ibn Ziyad de Hanefiye'den Hasan ibn Ziyad İshak ibn-i Rahevey, Davud-u Zahiri buna zahip olmuşturlar ki ikindinin son vakti güneşin tayyürüne kadardır. Onların delilleri de diyorlar, bakın işte Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Gurubi Şems vaktinde namazdan nehyeledi. Demek ki Gurubi Şems'te namaz olmaz olmadığına göre ikindide kılınamaz. Öyleyse ikindinin son vakti güneş tayyür edinceye kadardır. Femin zalik İşte bunların delillerindendir. Maşul bir hadis ki haddesena bize rivayet eyledi Süleyman ibn-i Şuayb. Kale haddesena Ali ibn Mabed. Kale haddesena Ebu Bekir ibn Ayyâş. En Asimin. En Zirrin. Kale li Abdullah. Zirr ibn-i Hübeş diyor ki ben Abdullah ibn-i Mesud buyurdular ki künnâ nünhâ. Biz neh olunur idik anis salâti namazdan. İnde tülü'ü şemsi, güneşin tülü'ü vaktinde namaz kılmaktan nehyolunurduk. Yani Resul-i Ekrem Efendimiz bizi nehyederdi. Ve inde gurubiha, güneş battığı vakitte de böyle. Ve nisfün nehar, bir de zeval vaktinde. Bu üç vaktinde namaz kılmaktan nehyolunur idik. Nehyeden kim? Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem eshabını nehyeylemiş. Bu da delildir ki güneşin gurubi vaktinde namaz kılınmaz. Öyleyse ikindinin son vakti güneşin tağayyürüdür. Haddesena Yezid ibn Sinan, kâle haddesena Habban ibn Hilal, kâle haddesena Hammam, kâle haddesena Katâdetu an Muhammedin an Zeyd ibn Sabit. Enne Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz nehâ nehyeyledi anissalâti namazda. Ne vakıtta ise talâ karnuş şemsi, güneşin boynuzu tülû ettiği vakıtta. اَوْ غَابَ قَرْنُ الشَّمْسِ yahut da güneşin boynuzu gaybubet ettiği vakitte. Güneşin boynuzu demek ki yani güneş batar, azıcık kalır. İşte boynuz gibi yahut da güneş doğarken ilk önce hemen boynuz gibi görünür, kaş gibi görünür. İşte budur, maksat bu. Güneş doğarken hemen azıcık görünmeye başladı mı namaz kılınmaz.
batarken de battı artık azıcık kaldı, batıyor ve ondan sonra kılınmaz. Haddesene ibn-i Merzu kâle haddesene Ebu Amiril Agadiyyü kâle haddesene Musa ibn Ali ibn Rabahil Lahmiyyü an ebihi an Ukbete ibn Amiril Cüheni kâle selâsü sa'atin. Ukbete ibn Amir dedi ki 3 saat vardır ki, yani vakit. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Resul-i Ekrem Efendimiz oldu. Yani hana bizi nehyeder oldu. En nusalliye namaz kılmaktan fihinne uyuş vakitte. Ve en nakbire ölüyü kabre koymaktan da nehyeyledi. Fihinne uyuş vakitte mevtanı ölülerimizi kabre koymaktan da nehyeyledi. Hine tatlu'u şemsü. Güneş tülü ettiği vakitte, ne olduğu halde bazı zaten zahir olduğu vakitte, güneş artık göründü, çıkıyor, ışığının çıkması değil, kendisinin zuhur etmesi, tülü öyle, güneşin ucu göründü, hatta tertefya, yukarı çıkıncaya kadar, bir mızrak yakut iki mızrak boyu çıkıncaya kadar namaz kılması mekruh. Ve hine tekûmu kâimetu zahire. Bir de önle de kaime olduğu vakitte zahire, kaim-i zahire ki yani önle vakti güneş tam ortaya gelir. Zeval vakti. Bir de bu vakitte namaz kılmaktan nehy eyledi. Hatta temile, hatta bir tarafa meylede. Ve hine tatayyafu eşşemsü lil'urub yani güneş batmaya başladığı vakitte. Tadayyafı yani misafire teşbih ediyor, misafir gelir gider ya, bu da gidiyor. Eşşemsü nereye? Gruba doğru gidiyor artık. Batarken, bu iş vakitte Resul-i Ekrem Efendimiz namaz kılmak, hatta cenaze namazı da ölülerimizi defnetmek demek, bu cenaze namazı kılmasından da nehyeyledi. Haddesena Revhü binül Ferec, kâle haddesena Ebu Mus'abî, قال حدثنا الدراوردي عن هشام بن عروة عن سالم بن عبد الله عن أبيه سالم بن عبد الله بابصني عبد الله بن عمر بن الخطاب تن رواية إلدي عن النبي صلى الله عليه وسلم ودا بيامبر فنزل النهي إلدي قال لا تحروا بصلاتكم. Salim ibn Abdullah, Hişam ibn Urve Salim ibn Abdullah'dan rivayet ediyor. O da kimden rivayet ediyor? Hani ebihi babası İbn Ömer'den. O da kimden? Hani Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'den. Kale la teharrav bi salatikum. Siz namazınızı aramayınız. La teharrav aramayınız bi salatikum. Namaz ile tülü'a şemsi güneşin doğduğu vakti. وَلَا غُرُوبَهَا غُرُوبِنِ. Siz namaz ile neyi arıyorsunuz? Namazı beklediyorsunuz ki güneş tülü ettiği vakitte kılayım. Yahut da gurub edeceği vakit kılayım. Yok, bunu yapmayınız. وَاِذَا بَدَى حَاجِبُ الشَّمْسِ. Güneşin kaşı göründü mi? اِذَا بَدَى zahir oldu mi? حَاجِبُ الشَّمْسِ güneşin kaşı. فَاَخِّرُوا siz tahir ediniz. Es-salata namazı kılmayınız. Tahir ediniz. Hatta تَبْرُزَ hatta güneş bariz ola, yukarı kalkar. Ve izâ gâbe hâcibü şemsi, güneşin kaşı da gaybubet etti mi? Yani gider, artık kaş gibi başlar batmaya. Fe ahhirus salâte, namazı teahhir edin, hatta teğîbe, hatta o gaybubet ede. Yani güneşin kaş kadar bir yeri batmaya başladı. Batın başladı, terk et namazı, teahhir et, hatta tamamıyla batsın, ondan sonra kerahat vakti çıksın. Namazı kıl. Yani siz namazınızla bunları aramayınız. Namazı tehir edeyim de güneş doğarken yahut güneş batarken kılayım, bunu yapmayınız. Yapmayınız. Haddesena Muhammed ibn Amr ibn Yunus kâle haddesena Abdullah ibn Nümeyr an Hişam ibn Urve an ebihi an ibn Ömer anin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'den deyin hadisi şerifi rivayet edildi İbn-i Ömer'den. Haddesena Yunus kâle akhberen ibn-i Vehbin enne maliken haddesehu en nafi' el İbn-i Ömer an Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem kâle
Abdullah ibn Ömer dediler ki Peygamber Efendimiz buyurdu. La yeteharra ahadukum sizden biriniz aramasın. Kife yusalliye kıla. İnde tülü'ü şemsi güneşin doğduğu vakitte ve la inde gurubiha battığı vakitte. Güneş doğduğu vakti yahut da güneş battığı vakti namazına mehal tayin etmesin, namazını o vakıta getirmesin. Haddesena Muhammed ibn Huzeyme kâle, haddesena Mualla ibn Esed, kâle haddesena Vuheybin, en Abdillah ibn Tavuz, en Ebihi, en Aişete radıyallahu anha, kâlet Hazreti Aişe buyurdu ki, vehime Ömer ibn Khattab radıyallahu anha, Ömer ibn Khattab vehmeyledi. İnnemâ neha Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz nehiyledi. Neden? En yüteherra aranıla. Tülû'u şemsi güneşin tülû'u ettiği vakıta gurubaha gurubi. Tülû'u yahut da gurubi aranıla da o vakıta namazı getire. Bu ni Resulullah Efendimiz nehiylemiştir. Haddesena Behr ibn-i Nesr'in gâli haddesena Abdullah ibn-i Vehbin gâli akbereni Maviyet ibn-i Salih gâli haddeseni Ebu Yahya ve Damirat ibn-i Habib ve Ebu Telha en Ebi Ümamete el-Bahili. قال حدثني عمر بن عبسة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر dedi ki Resulullah Efendimiz buyurdular اِذَا تَلَعَتِ الشَّمْسُ güneş tülü ettiği vakitte فَاِنَّهَا güneş tatlı tülü eder beyne karneyi şeytani şeytanın iki boynuzları arasında وَهِيَ سَاعَةُ صَلَاتِ الْكُفَّارِ kuffarın namazının vaktidir. فَدَعِ السَّلَاتِ sen namazı terk et. Hatta تَرْتَفِعَ hatta güneş yukarı kalkıncaya kadar. وَيَزْهَبَ شُعَاوهَا güneşin ışığı gidinceye kadar. Gider. Yani güneş yukarı kalkar, güneşin ışığı her tarafa gider. Bir mızrak yahut da iki mızrak boyu yukarı kalktı mı, o kerahat vakti çıkmış olur. ثُمَّ السَّلَاتِ ondan sonra namaz مَحْدُورَةٌ مَشْهُودَةٌ mehturdur, meşhuttur. Mehture demek, melekler ona hazır olurlar. Meşhude de demek, rahmet melekleri gelirler, onların kıldığı namaza şahit olur ve sevaplarını yazarlar. İlâ en yentasifen nehâr, ta güneşin nisfi oluncaya kadar, zeval vakti oluncaya kadar. Fe innehâ zeval vakti sa'atun, bir saattir ki tüftehu fîhâ, bu saatte açılır ebvâb-ı cehennem. Cehennemin kapıları açılır. Ve tüsseru o cehennemin ateşi daha fazlalaştırılır. Fede'is salate namazı terk et. Hatta yefi'e hatta meylede el fe'ü kölge. Kölge meylede. Kısalır kısalır tam ortaya gelir kısalmaz. Ondan sonra uzanmaya başlar işte o vakit. Sümmes salatu ondan sonra namaz mehzuretun meşhude mehturdur meşhuttur melekeler inerler namaz kılanlara hadir olurlar rahmet getirirler onların sevaplarını yazarlar ila urubi şemsi güneş urub edinceye kadar fe inneha güneş ta urubu urub eder beyne karneyi şeytan şeytanın iki boynuzu arasında urub eder ve hiye saatun o da bir vakittir ki وَهِيَ سَاعَةُ صَلَاتِ الْكُفَّارِ Küffarın namazının vaktidir. Küffar vakitte namaz kılar. Burada hakikaten şeytanın boynuzları var mı? Bu boynuzları arasında mı doğar? Yoksa bu bir kinaye midir? Bu uzun uzadıya ulema bundan bahsediyorlar. Her ne olursa olsun orada Resulullah Efendimiz böyle buyurdu ondan dolayı buna iman edeceğiz. Yani bu üç vakitte namaz kılmak kafirlere mahsus olduğundan onların vaktinde namaz kılmayacağız. Yalnız önlede de cehennemin ateşi ziyadeleştirir, kapıları açılır. O da kerahat vaktidir. Onun için o vakitte de namaz kılınmaz. Peygamber Efendimiz işte bu vakitlerde de namaz kılmadan nehyiledi. Haddesene Ebu Bekret ve İbn-i Merzuk. Haddesene Vehbün. قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب قال سمعت المهلب بن أبي صفرة سماك بن حرب diyor ki ben mühallebi işittim. Bu mühallet
Haccac'ın kumandanlarından idi. 7-8 sene ona kumandanlık etti. Hariciler üzerine onu gönderirdi. Haricilerinin uzun uza diye harfleri var. Tarihte bunun ismi çok geçer. İşte bu mühellef. Bunu işittim. Yuhaddisu an Semurete. Semure'den rivayet ederdi. Kale Semure dedi ki Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz buyurdular ki La tusallu namaz kılmayınız. İnde tulu'u şemsi güneşin tulu'u vaktinde ve la inde gurubiha gurubi vaktinde namaz kılmayınız. Fe inneha güneş tatla'u beyne karne-i şeytan şeytanın iki boynuzu arasından tulu eder. Evvela karne-i şeytan yahut şeytanın iki boynuzu üzerine tulu eder. Ve ta'ru beyne karne-i şeytan evvela karne-i şeytan. Gurubi de böyle olur. Şeytanın boynuzları arasında olur. Ravi diyor ki şek ediyor. Beyne karine-i şeytan mı dedi Resul-i Ekrem Efendimiz yahut da ala karine-i şeytan mı dedi. Hangisi olursa olsun mana itibariyle bir. Galu işte ikindinin son vakti güneşin tegayyürüdür diyenler dediler ki felemma neha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem baktaki Peygamber Efendimiz nehyeyledi. Ani salati namazdan inde gurubi şemsi güneşin gurubi vaktinde nehyeyledi ki vakitte namaz kılmayın. Sebete sabit oldu ki ennehu gurubi şems vakti leyse bi vakti salatin namaz vakti değildir. Ve enne vaktel asri ikindi vakti de yahrucu çıkar bi duhulihi o gurubun duhuliyle. Gurubun duhuliyle ikindi vakti de çıkmış olur. Şimdi bunlar böyle delil getirdiler. Fekâne min hüccetil âhirî. Ötekilerin hüccetindendir. Bunlar da kim? Ebu Hanife ve ona tabi olanlar. Aleyhi bu birinci zümre üzerine onların delillerindendir. Nedir onların Ebu Hanife ve cemaatinin lehine delil olanlar? Ennehu rüye fî hâzel bab. Bu bab, ennehu rüye fî hâzel hadis. Bu hadiste rivayet edildi. Ennehyu anis salati namaz kılmaktan nehi. Ne de inde gurubi şems. Güneşin gurubi vaktinde namazdan nehyedildi ki bu hadiste rivayet edildi. وَرُوِيَ فِي غَيْرِهِ Diğer hadiste de Resul-i Ekrem Efendimiz'den rivayet edildi ki مَنْ اَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ اَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ فَقَدْ اَدْرَكَ الْعَصْرِ مَنْ اَدْرَكَ Her kim idrak ederse رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ ikindiden bir rekata ulaşırsa قَبْلَ اَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ Güneş batmazdan evvel فَقَدْ اَدْرَكَ الْعَصْرِ ikindiye o adam ulaşmıştır. Bir reketine ulaştı mı ikindiye ulaştı demektir. Fekâne oldu fî zâlik bu ikinci hadiste de oldu. İbâhetü duhûl girmek mübah oldu. Duhûlun mübahi fil asrı ikindiye. İkindiye, ikindi namazına girmenin mübah olduğu varid oldu. Fî zâlikel vakti güneş batarken. Yukarkinde Peygamber Efendimiz güneş doğarken grup vaktinde namaz kılmayın diye nehi var. Bu hadiste de güneş batarken kılınan ikindinin bir reketine yetişti. Yetişti ötekinde vurup esnasında kıldı. Bak bu da mübah. Bu ikisi birbirine zıt oluyor. Fecu'ilen nehyü öyleyse nehi kılındı. Fil hadisil evvel evvelki hadiste Peygamber Efendimiz vurup vaktinde namaz kılmayın. Dedi ki bu hadis nehi kılındı. Bir manaya bu mana öyle mana ki ala gayrillezî şul bir mananın gayrine ki übihe mübah kılındı fil hadisil ahir öteki hadiste de namaza girmek mübah oldu. İkisinin manası bir olmadı. Ne için böyle deriz? Hatta la yetedâde zıdd olmaya el hadisan iki hadis bir birbirine zıdd olmaya. Nehi olundu fazilet fevt olur. Eğer güneş batarken namaza başlamış namazı kılarsa fadileti fevt eder. İkinci hadiste de cevazi beyan ediyor ki yani her kim ikindinin bir reketine erişirse o caiz olarak o namazı kılar, caizdir. Bu yukarıkisi fadileti fevt etmiş olur. Burada cevazi beyan etmiş olur. Manalar başka başka böyle telif edilir. Fahada işte bu evla daha evladır. Evla maşhur bir şeyin evlası ve eliyakıdır ki hümilet, hamledildi. Aleyhi an üzerine el asar eserler.
eserlerin, yani bu iki hadisin hamdolunduğu mananın en güzeli budur. Ne için? Hatta la yetadâdde, hadisler birbirine zıt olması. Bu iki hadisin arasında zıddiyet yoktur. Nehi fazileti fevt ettiği için olmuştur. İkindi, güneş batarken ikindiden bir rekete erişen namaza erişmiştir demek. Bu da cevazi beyan içindir. وَاَمَّا وَجْهُ النَّزَرِ Kıyasa gelince, عِنْدَنَا bizim indimizde فِي ذَارِكْ bu meselede فَاِنَّا رَيْنَا biz gördük وَقْتَ الظُّهْرِ önle vaktini gördük ki وَالصَّلَوَاتُ كُلُّهَا namazların hepsi fihi önle vaktinde farz olsun, nafile olsun mübahatun mübahtır önle vakti herhangi bir namaz olsun, farz olsun, nafile olsun mübahtır اَتَّطَبُعُ كُلُّهُ nafilenin her türlüsü mübahtır وَقَدَاهُ كُلُّ فِصَلَاتٍ فَائِدَةٍ geçmiş namazların da kazası o da mübahtır. Bunu böyle gördük. Ve kezalik böylecedir ma şul bir vakit ki üttüfika aleyhi an üzerine ittifak olundu ki ennehu vaktul asır. İkindi vaktidir diye ittifak var ya ulema arasında. Devre vakti çıktı, ikindi vakti girdi. Bunda da böylecedir. Farz namazda kılınır, nafile de kılınır. Ve vaktus subhi sabah namazı da mübahun mübahtır. Kadavus salavat namazların kadası öyle salavattır ki elfa itaati geçmiş namazların kadası mübahtır fihi sabah namazında. Sabah namazında nafile değil ama kazalar mübah. Öyleyse fe innema nühye ancak nehy olundu sabah namazında ani tatavvü tatavvüden nafileden hasseten hususiyle has olduğu halde tatavvüde nehyedildi. Fihi sabah namazında bir de ikindide. Nafileden nehyedildi. Yoksa kazalar caiz. Hatta ikindi vaktinde ikindi namazını kılmasının evveline kadar kılarsa caiz. Ama sabah namazında kaza caiz değil, nafile caiz. Felemmâ sebete vaktaki sabit oldu ki enne hâzihi işte bu sıfatu evkâti salavat namazların vakıtlarının sıfatıdır. Öyle vakıtlar ki el-mücme'yi aleyha an üzerine icma olunmuş. Bunlar bu şekilde. Ve sebete sabit oldu ki enne gurube şemsi güneşin gurubi la yukuda fihi salatun faifetun bittifakihi ulemanın ittifakıyla o vakitte kaza namazı kılınmaz. Güneş batarken. Bu da sabit oldu. Haricet bizalike işte bu ittifakla çıkmış oldu sıfatuhu غروب الشمس صفتي من صفات اوقات الصلوات المكتوبات diğer farz namazlarının vakitlerinin sıfatından çıkmış oldu. Dört vaktin sıfatı başka oldu. Bu غروب الشمس'in sıfatı da başka oldu. Bunların vakitleri başka, bu da bir hususiyet var. Ve sebete sabit oldu ki ennehu غروب الشمس vaktinde la yusalla fihi o vakitte kılınmaz. Salatun asla hiçbir namaz kılınmaz. Ne gibi? Kenes fünnehari zeval gibi. Ve tülü'ü şemsi, tülü'ü şems vakti gibi. Zeval vakti, tülü'ü şems vaktinde nasıl namaz kılınmazsa, gurubi şems vaktinde de namaz kılınmaz. Ve enne nehye Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimizin nehyetmesi. Hani salatı namazdan inde gurubi şemsi, şemsin gurubi vaktinde namazdan nehyetmesi. Nasihun nesk edicidir. لَقَوْلِهِ رَسُولَ اَكْرَمِنْ قَوْلِ شَرِيفِنِ ne kavli? مَنْ اَدْرَكَ مِنَ الْعَصْرِ رَكْعَةً قَبْلَ اَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ اَدْرَكَ الْعَصْرِ bu kavlini nesk etmiştir. Her kim ikindiden bir rekete ulaştıysa güneş grubundan evvel o ikindiye ulaşmıştır. Yani bir rekete gruptan evvel kıldı. Gerisini de grup ettikten sonra kıldı. O namaza erişmiştir buyurmuş diye bu mensuh oldu. Nesk eden de ne oldu? Resulullah Efendimiz huruf vaktinde namazdan nehyelemiştir. Ne için bu nasih oluyor? Liddelailleti şul bir deliller için ki şerahnaha biz onu şerh eyledik ve beyyennaha burada beyan eyledik. Fahada huven nazar işte nazar da budur. Endana bizim endimizde kıyasla budur. Ve huve kavlu Ebi Hanife'de rahimahullah
ve bi Yusuf'a rahimehullah ve Muhammed'in rahimehullah. Bu üç imamın kavli de budur. Bunlar da böyle buyurmuşlardır. Burada ikindi vaktini de bitirmiş oldu. Sıra neye geldi? Ve emmâ vaktul mağribi. Ama mağrib vaktine gelince. Fe inne fil âtâril uvel. Evvelki hadislerde, babın evvelindeki, babın evvelinde zikredilen hadislerde orucudur. Kulliha hepsinde. Hepsinde o hadislerin hepsinde orucudur ki ennehu Resulullah Efendimiz kat sallaha akşamı kıldı inde gurubi şems, şemsin gurubi vaktinde. Güneş battı o da namazı kıldı. Hadislerde böyle geldi. Ve kad zehebe kavmun, bir kavim de zahip oldular ila hilafi zalik, bunun hilafına zahip oldular. Ve kalu dediler ki evvel vakti mağrib, mağribin evvel vakti hine yatlu'un necmü, yıldız doğduğu vakittedir. Şimdi akşamın evvelki vaktinde meşhur olan gavul güneş battı mı o vakit gelir. Akşam vakti girer. Fakat bir şaz bir gavul var. Onlar da nedir? Hayır, güneş battığı gibi hemen akşam vakti girer. Bir gavul de buna hilafına sahip oldular. Fakalı dediler ki evveli vakti maribi. Akşamın evvel vakti hine yatlu'un necmü, yıldız doğduğu vakittedir. Tavuz, Ata Vehbi bin Münebbih bu mesele zahir olmuşturlar. Vehdetü fî zâlike bu mesele hakkında ihtişat eylediler. İmar bu şul bir rivayette ki haddesena Fehd'in. Fehd rivayet eyledi. Kâle haddesena Abdullah ibn Salih. Kâle akbereni Leys ibn Sa'd. En hayr ibn Nu'ayn. An ibn Hübeyre Sebe'iyyi. عن أبي تميم الجيشاني عن أبي بصرة الغفاري قال أبو بصرة ويقولون صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يامر فنمز بزا نماز قلدر دي على أصفى إكن دي بالمخمسي مخمسة منزل وسندة بير يرن عدي مخمس ديانلر وار مخمس ديانلر وار مخمس ديانلر وار. Evet, bu mahmiste Resulü Ekrem Efendimiz ikindiyi kıldırmış. Fakale Resulullah Efendimiz namazı kıldırdıktan sonra buyurdular ki inne hâzihi salâte, bu namaz, yani bu ikindi namazı uridat arzulundi alâ men kâne kabletüm, sizden evvelki ümmetlere, yani Yahud ve Nesara'ya arzulundi fadayyâhûhâ, onlar bunu zayi ettiler. Yani onlara da emrolundi bu namazı kılmayı. Fakat onlar tehavun ve tekasül ettiler. Bunu kılmadılar, zayi eylediler. فَمَنْ حَافَزَ عَلَيْهَا, her kim bu ikindi namazına devam ederse, bunu muhafaza ederse, مِنْكُمْ sizden اُوْتِيَ verilir. اَجْرَهُ sevabına merreteyn, iki kere onun sevabını alır. Birisi namaz, namaz olduğunda, birisi de namazların efteli olduğunda ve diğer ümmetlerin ihmal edip yapmadığı bir namazı ihya edildiğinden dolayı iki sevap alır. وَلَا صَلَاةَ بَعْدَهَا, o ikindi namazından sonra namaz yoktur. حَتَّى يَتْلُعَ الشَّاهِدُ, şahit tülü edinceye kadar. E şahit ne? Şahidi de aşağıda tefsir ediyor ki yıldız. E bunlar da diyorlar ki bak bu hadisi şerifte yıldız görününceye kadar akşam namazı girmiyor. Yıldız göründü mü akşam namazının vakti girer. Diğer bir hadis daha getiriyorlar. Haddesena Ali ibn Ma'bedin kâle haddesena Yakub ibn İbrahim kâle haddesena Ebi. Yakub diyor ki babam İbrahim'den rivayet eyledi an ibn İshak. Kâle haddeseni Yezid ibn Ebi Habib an Khayr ibn Nu'aym el-Hadrami sümme zekere mislehu bi isnadihi. İşte Nu'aym ibn Khayr ibn Nu'aym el-Hadrami rivayet etmişti yukarıki hadisi. Bunu da yine oraya kadar çıkardı. Ondan Ebu Hübeyre, Ebi Temim-i Zeyşani'den, o da Ebi Basrıtar Gafari'den rivayet ediyor. Aynı hadisi şerifi zikreyledi. Sümme zekere mislehu bi isnadihi. Bu isnadıyla bu hadisin aynını zikreyledi. Gayre ennehu lem yezkır. Bu ikinci rivayette şu var ki zikreylemedi. Bil mahmis. Mahmis kelimesi ikinci rivayette gelmedi. Zikrolunmadı. Ve kâle لَا صَلَاةَ بَعْدَهَا حَتَّى يُرَى الشَّاهِدِ. Bu ikinci rivayette var ki Peygamber Efendimiz buyurmuş ki لَا صَلَاةَ بَعْدَهَا,
ikindiden sonra namaz olmadı hatta yura şahidü şahit görününceye kadar. Ve şahidü şahit de nedir? En-Necmi yıldızdır. Fekalu buyurdular ki tülü'ün necmi yıldızın doğması ve evvel vaktiha akşam namazının evvel vakti budur dediler. İşte bu zümre böyle dediler. Ki tavusun atanın ve vehdi ibn-i münebbihin mezhepleri bu. Ve kâne kavluhu indena, bizim indimizde Resulullah Efendimiz'in kavli oldu. Ne kavli? Ve la salate ba'daha hatta yürüşşahit. Bu kavli şerifin manası oldu. Şahit görününceye kadar namaz yok. Kad yehtemilu. Ne demek oldu bu? Kad yehtemilu muhtemil olur ki enne hâza bu ve la salate ba'daha hatta yürüşşahit. Bu kelime ona ahiru kavlu Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz'in kavli şerifinin sonu. Yani hadis buraya kadar gene. Ve şahidün necmi bu yok. Hadiste yukarıki rivayette ve şahidün necim geliyor. Diyor ki yok bize göre hatta yüre şahit. La salatı ba'da hatta yüre şahit. Hadisin nefsi buraya kadar. Olmak ihtimali var. Kemal zekerehül leysi. Leysi yukarıki hadiste leysi öyle zikretti. Ve şahid ve necmi diye tefsir yok. Ve yekûn şahidü şahit de olan. İhtimal ki şahit de nedir? Ve yekûn şahidü şahit de olur. Hüvel leyle gece olur. Şahidi yıldız ile bunlar tefsir ettiler. Şahit gecedir. Böyle olmak ihtimali var. Ve lakinnellezî lakin şuldir râvi ki o Yezîd-i Nebi Habib. Ravâhu bunu rivayet eyledi. O da kim olduğu halde o gayr el-leys, leysin gayri. Leysin gayri olan Yezid ibn Hadis rivayet eyleyen o ravi teevvele bunu tevil etti. Lakinnenin haberi oluyor. Ve lakinnellezi, ellezi, lakinnenin ismi teevvele de haberi. Lakin leysin gayri bunu rivayet eden kimse ki Yezid ibn Ebi Habib'tir teevvele tevil etti. Ki enne şahide şahit ve necmi yıldızdır. Yani hadisten değildir de o kendiliğinden şahidi necim diye tefsir etti. Fekale zâlike es şahidu en necmi kelimesini dedi. Birayihi reyle dedi. La anin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem yoksa Peygamber Efendimiz'de gelmedi bu. Bizim indimizde bu böyle olmak ihtimali var. Ve kad tevâteretil âsâru eserler çok oldu an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'den ki ennehu kâne yusallil mağrib. Peygamber Efendimiz akşamı kılardı izâ tevâteret-i şemsü güneş kaybolduğu vakitte bir hicab perdeydi. Güneş perdenin arkasına geçti mi görünmez oldu mu namaz kılardı. Yıldıza mıldıza bakılmazdı. Bunda bunun hakkında o kadar hadis var ki çok hadis var. Bu kadar hadis olduğu vakitte öyleyse burada şahide yıldız demek olmaz. Ya şahid ile murat gecedir denilir. Peki bunu da ispat ediyor. İmam-ı Tahavi diyor ki haddesena Fahdun kâle haddesena Ömer ibn-i Hafsid. Ömer ibn-i Hafsid ibn-i Gıyâsid. Kâle haddesena Ebi. Ömer'e babası Hafsid ibn-i Gıyâs rivayet eylemiş. Kâle haddesena Lâmeş. Ene imâre ene Ebi Atiyye. Ebi Atiyye'den rivayet ediyor. قَالَ دَخَلْتُ اَنَا وَمَسْرُوقٌ عَلَى عَيْشَ Ben ve Mesruk Hazreti Ayşe'nin yanına gittik. فَقَالَ مَسْرُوقٌ Mesruk dedi ki يَا اُنَّ الْمُؤْمِنِينَ Ey müminlerin anası رَجُلَالِ مِنْ اَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلُّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Resulullah Efendimiz'in eshabından iki kişi kilahuma her ikisi de لَا يَعْلُوا kusur etmezler اَنَا الْخَيْرِ خَيْرِدَ Hayırda kusur etmezler. İkisi de hayırda çalışırlar. Ama ahaduhuma onların birisi feyu'accilul mağribe akşamı acele eder ve yu'accilul iftar iftarı da acele eder. Ve l'aharı öteki de yu'akhirul mağribe akşamı teahhir eder hatta tebzüvel nücum hatta yıldızlar görününceye kadar akşamı teahhir eder ve yu'akhirul iftar iftarı da teahhir eder yıldız görününceye kadar. Yani bu teahhir edenden murad ediyor Ebu Musa, Ebu Musa el-Eş'ari. Birinci recül de Abdullah ibn Mesud. Ecele eden o. Tehir eden de Ebu Musa Reşeri.
Kale Hazreti Aişe buyurdular ki eyyuhuma yu'addilus salatu vel iftar. Bu iki kişiden hangisi namazı ve iftarı acele ediyor? Kale Mesud dedi ki Abdullah, Abdullah bin Mesud acele ediyor. Kale Aişe radıyallahu anh Hazreti Aişe buyurdular ki kezalike böylece kâne yef'alu işlerdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri de böyle işlerdi, yani namazı da acele kılardı, iftarı da acele kılardı. Yani eftar olan bu. Bundan ne anlaşılır? Abdullah bin Mesud'un yaptığı daha eftar, daha evre. Ebu Musa Reşeli Hazretleri'nin yaptığı da cevaz meselesi. Eftar değil ama o da caiz. Kâlet Aişe'dir, evet. حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن أسامة بن زيد عن ابن شهاب عن عروة قال أخبرني بشير بن أبي مسعود عن أبي مسعود قال أبي مسعود قلت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان برث النزول يصلي المغرب عقشم كالأرض إذا وجبت الشمس كل شاشا دشتي وقتها güneş yere düştü de battı mı görünmez oldu mu hemen namazı kılardı. Şimdi yıldız görünmesi yok buralarda, bu hadislerde yıldız görünmesi yok. Yıldız görünmesi yalnız Ebu Musa Eş'ari'de var. Fakat Abdullah bin Mesud ecele itti, yıldızın görünmesine bakmadı ve Hazreti Aişe de o daha Resulullah Efendimiz'in de öyle yaptığı emir buyurdu. Haddesene ibn-i Merzuk kaldı, haddesene Ebehbun kaldı, haddesene Eşrabetü an Sa'd ibn-i İbrahim عن محمد بن عمرو بن الحسن عن جابر بن عبد الله قال جابر buyurdular ki كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في أنبر فنس يصلي المغرب أكشم كلاردي إذا وجبت الشمس güneş غروب etti أكشم كلاردي. حدثنا علي بن معبد قال حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع قال Hazreti Selam'a buyurdular ki künnâ nusallil mağrib, biz akşamı kılardık. Mâ Resûlillâhi sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimizle ne vakitte izâ tevâret bil hicâb, perde arkasında gâib oldu mi, gözden gâib oldu mi Resûlullah Efendimizle beraber namazı kılardık. Ve gadruye fî zâlike eyzâ, bu mesele hakkında rivayet edildi. Emmen ba'den nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'den sonra gelen zatlardan da rivayet edildi. Yani güneş battı mı akşam namazının vakti girmiştir. Yıldızın doğmasına lüzum yoktur. Haddesena Süleyman ibn Şaib kâle haddesena Abdurrahman ibn Ziyad kâle haddesena Züheyr ibn Muaviye an İmran ibn Müslim an Süveyd ibn Gafle kâle kâle Ömer. Hazreti Ömer buyurdu ki sallu hâdihi salâta, bu namazı kılın. Yani mağribi akşamı kestiler olduğu halde. Akşamı kılın. Vel ficâcü müsfira. Halbuki sokaklar aydınlık. Sokaklar aydınlık iken hemen kılın. Haddesene ibn-i Merzûk gâle, haddesene Vehbun gâle, haddesene Şâbetü an İmrâne fezekere mislehu bi isnâdihi. Aynı hadisi bu isnafla zikreyledi. Haddesene Muhammed ibn-i Huzeyme gâle, haddesene Haccâc gâle, haddesene Ebu Avâne an İmrân. فذكر مثله بإسناده يعني هزت عمردن بو حديث شريف بو تاريخ لدى ذكره لدى. حدثنا ابن داود قال حدثنا أبو عمر الحفظي قال حدثنا يزيد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن سيرين عن المهاجر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مهاجر diyor ki عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى أبي موسى أبي موسى الأشعري يزدي نيزدي أن صلي المغرب أكشم كل حين تغرب الشمس جنش غروب يتم أكشم كل böyle yazdı. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا وهب قال حدثنا شعبة عن طارق بن عبد الرحمن عن سعيد بن المسيب أن عمر رضي الله عنه حضرة عمر رضي الله عنه كتب إلى أهل الجابية أهل الجابية يزدي جابية Şam civarında bir yerdir. Otu soyu bol. Oranın halkına yazdı ki en sallul mağribe, akşamı kılınız. Kablen tebdüven nücum, yıldızlar zahir olmazdan evvel. Yani güneş battı mı hemen kılın. Tehir edip de yıldızların görünmesine kadar beklemeyin.
حدثنا فهد قال حدثنا عمرو بن حفص قال حدثنا أبي عن الأعمش قال حدثنا إبراهيم بن عبد الرحمن بن يزيد قال صلى عبد الله بن مسعود kıldırdı لأصحابه جماعة صلاة المغرب akşam namazını kıldırdı فقام أصحابه أصحابه kalktılar يتراءون görmek isterdiler eşşemse güneşi bakıyorlar ki güneş görünüyor mu görünmüyor mu فقال عبد الله بن مسعود buyurdular ki ما تنظرون neye bakıyorsunuz قالوا ننظر bakıyoruz ki أغابت الشمس güneş battı mı batmadı mı ona bakıyoruz فقال عبد الله Hazreti Abdullah buyurdu ki هذا bu benim yaptığım والله الذي شل بر الله يمين ederim ki لا إله إلا هو ondan başka معبود بالحق yoktur والله يمين ederim ki وقت هذه الصلاة bu namazın vakti yani bu akşam namazının vaktidir sümme kara evet Abdullah ne dedi هذا işte bu benim kıldırdığım namaz hem de Allah'a yemin ediyor والله الذي لا إله إلا هو bu benim kıldırdığım vakit vaktu hadis sala bu namazın vaktidir akşam namazının vakti budur. Sümme kara Abdullah sonra Abdullah bin Mesud okudu. Estaizu billah aqimus salate li duluki şemsi ila gasaqil leyl. Ayet-i kerimede Cenab-ı Hak buyuruyor ki aqim habibim ikame eyle es salate namazı li duluki şemsi güneşin dülukuna kadar. Yani gaybubetine kadar, gaybubeti vaktinde namazı ikame ile güneş battı mı namaz kıl. Ne vakıda kadar? İlâ gâsekil leyli gecenin karanlığına kadar. Gecenin karanlığı, gâsek gecenin karanlığı gelir. Cülük de güneşin batmasıdır. Bak ayeti kerimede böyle buyuruldu. Bunu da şey ediyor. Abdullah ibn Mesud radıyallahu anh kendi yaptığının sünnete muvafık olduğunu ayetle de ispat ediyor ki Cenab-ı Hak Teala Hazretleri Peygamber Efendimiz'e اَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ اِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ buyurdu. Bunu okuduktan sonra ne buyuruyor? وَاَشَارَ بِيَدِهِ اِلَى الْمَغْرِبِ Abdullah ibn Mesud her tarafını eliyle işaret etti. فَقَالَ buyurdu ki هَذَا غَسَقُ اللَّيْلِ İşte gecenin gasekü bu. Baksana kararlık çekti gitti o tarafa. Ve işare biyedihi ilanmakta gün doğuşu tarafına da eliyle işaret eyledi. Fekale buyurdu ki hâzâ dülûki şemsi. Güneşin dülûki de budur. Şimdi burada dülûki şemsi tülû manasını aldı. Yani bak işte güneş bu taraftan doğar ve bu taraftan da batar. Halbuki Abdullah bin Mesud'dan diğer rivayetlerde geliyor ki dülûk tülû manasına değil gaybubet manasına, gurup manasına. Şimdi burada gelen rivayete göre Abdullah bin Mesud dülük ile gasekil leyli birbirinden ayırdı. Güneşin dülüki bu taraftandır. Şer tarafındandır dedi. Gasek de mağrib tarafındadır. Öyleyse ben işte gece oldu akşam namazını kıldırdım diye ayetiyle ispat eyledi. Fakat diğer hadislerde geldiğine göre dülükten murat tülü manasındadır. Hazreti Abdullah bin Mesud'dan gelen meşhur rivayet odur. Aşağıda gelecek. Kıyla denildi, Ameş'e denildi ki haddeseküm imaretü eyza bu hadisi şerifi imarede rivayet eyledi mi? Kale naam. Evet, imarede rivayet eyledi. Yani Abdurrahman ibn Yezid'den rivayet edildi. Bu İbrahim İmareden de rivayet eyledim. O da diyor ki evet onun kendisinden de rivayet geldi. Haddesena Revhü bin Ferec kâle haddesena Yusuf bin Adi kâle haddesena Ebu'l Ahvas en Mughîreten İbrahim'e kâle Abdurrahman ibn Yezid Abdurrahman ibn Yezid yani İbrahim terkiyle geliyor diyor ki Salle bin Mesud Abdullah bin Mesud kıldı be eshabihi kıldırdı be eshabihi eshabına el mağribi akşimi akşamı kıldırdı. Heyne garibeti şemsi güneş hurub ettiği vakitte. Güneş hurub ettiği o da akşam namazını kıldırdı. Sümme kâle. Sonra buyurdu ki hâzâ bu vellezî lâ ilâhe illâhû kendisinden başka mâbu ibadete layık bir kimse olmayan Allah'a yemin ederim ki vaktu hâzihissalâ bu namazın vakti budur. Akşam namazının vakti budur dedi.
Yani güneş battı mı akşam namazının vaktidir. Haddesena Fahdun gâle haddesena Ömer'u gâle haddesena Ebi anil Ameş gâle haddesena Abdullah ibn Murre an Mesrugin an Abdillah mislehu. İmam-ı Tahavi Fahd Terikide de aynı hadisi şerifi rivayet ediyor. Haddesena ibn Ebi Davud gâle haddesena el-Vehbiyyü gâle haddesena el-Mes'udiyyü an Selamet ibn-i Küheyl an Abdirrahman ibn-i Yezid an ibn-i Mes'udin ennehu gâle Abdullah bin Mesud'den rivayet edildi ki Abdullah bin Mesud buyurdular. Hine garebeti şemsü güneş gurub ettiği vakitte vellezî la ilahe illahu kendisinden başka ilah olmayan Allah'a yemin ederim ki inne hâzihi sa'ate bu vakit ve mîkâtu hâzihi salâ bu namazın vaktidir. Yani akşam namazının vaktidir. Dedi, sümme kara Abdullah, sonra Abdullah okudu. Tesdike zalik, bu kendi sözünün tesdikini min kitabillah, Kur'an-ı Kerim'den okudu. Ne okudu? Estaizu billah, aqimis salate li duluki şemsi ila gasakilli. Habibim sen namazı duluki şems vaktinden gasakilli ile. Oraya kadar namaz kıl. Duluki şemsi de kıl. Ne vakıda kadar? Gecenin karanlığına kadar. Kale, Abdullah bin Mesud buyurdu ki ve dülûküha güneşin dülûki hîne tagîbu battığı vakıttadır. Ve gasegü'l-leyli gece karanlığı da ne vakıttadır? Hîne yuzlimu karanlık olduğu vakıttadır. Güneş battı mı bir de ondan sonra ışıklık devam eder sonra karanlık basar. İşte güneş battı mı dülûki şems oldu. Aradan bir müddet geçti karanlık geldi mi o da gasegü'l-leyl oldu. Fassalatu akşam namazı beynehuma bu ikisinin arasındadır. Bunu ispat eyledi. Haddesene ibn Ebi Davud kâle haddesene Hattab ibn Osman kâle haddesene İsmail ibn Ayyâş an Abdillah ibn Osman ibn Hüseyin an Abdirrahman ibn Nafi ibn Lebibe kâle li Ebi Hureyre kâle li Ebu Hureyre Ebu Hureyre bana buyurdular ki radıyallahu anh. Meta gasekulleyl. Gasekulleyl ne vakıttadır? Şimdi burada soruyor. Ebu Hureyre radıyallahu anh soruyor. Ondan sonra da cevap veriyor. Kale buyurdu ki İza garebeti şemsi güneş gurup ettiği vakıttadır. Kale Ebu Hureyre dedi ki sordu Ebu Hureyre kime sordu? Abdurrahman ibn Nafi ibn Lebibe'ye ki Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de ve akimis salate li duluki şemsi ila gasekilleyl buyurdu. Bu gasekilleyl ne vakit olur? O vakitte cevap verdi. Abdurrahman cevap verdi ki izâ garebetis şemsi güneş hurub ettiği vakitte olur. Kale Ebu Hureyre buyurdular ki fehdurul mağribe fi eseriha işte onun peşinde akşamı acele et. Sünnehdurha fiyatera tekit ediyor. Tekit ediyor ki hemen işte güneş battı mı onun peşinde hemen namazı kıl. Heder süratten gelir. Nesere ve darabe babından iki babında gelir. Ehdere yuhdirüden de gelir. O vakitte fe ehdirsen sürat et. Süratle gelen mağribe akşamı fiyatera güneş battı mı hemen peşinde namaz kıl. Sünne ehdirha fiyatera onun peşinde namaz kıl. Sözü iki defa tekrar ediyor tekit için. حدثنا سليمان بن شعيب قال حدثنا أسد قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن قال رأيت عمر وعثمان حميد بن عبد الرحمن diyor ki ben Hazreti Ömer ve Hazreti Osman radıyallahu anhuma'yı gördüm. Yusalliyan el-mağribe akşamı kılardılar. Fi Ramazan'a Ramazan'da. Ne vakitte? İza ebsara gördükleri vakitte ilel-leyl gece. Geceyi gördüler mi? Hangi gece? El-Esved. Yani üfükte şerp tarafından bir karanlık çıkar. Ki gecenin geldiğini gösterir. İşte o çıktı da onu gördüler mi? Hemen onlar namazı kıldırırdılar. Sümme yuftirani ba'du. Ondan sonra da iftar ederdiler. Fehâ'ulâ ashab-ı Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem. İşte bunlar ashab-ı Resulullah'dır.
lem yehtelifu ihtilaf etmediler ne de fi enne evvele vaktil mağrib. Şunda ihtilaf etmediler ki mağribin evvel vakti hine tağrubu şemsü güneş hurub ettiği vakıttadır. Bunda ihtilaf eylemediler, ittifak eylediler ki hurub etti mi akşam namazının evvelidir, öyle yıldızın görünmesi görünmesi yok. وَهَذَا هُوَ النَّزَرِ İşte kıyas da budur eyda. Bu eserlerde var olduğu gibi kıyas da böyledir. لَاَنَّا قَدْ رَعِيْنَا Biz gördük. دُخُولُ النَّهَارِ Gündüzün duhuli vaktun vakıttır. لِسَلَاتِ السُّبْحِ Sabah namazının vaktidir. Şefakatli de nahar başladı mı? Nahar şefakla başlar. Sabah namazının vaktidir. فَكَذَٰلِكَ دُخُولُ اللَّيْلِ Gecenin duhuli de vaktun لِسَلَاتِ الْمَارِبِ akşam namazının vaktidir. Güneş battı mı gece başladı, işte akşam namazının vaktidir, odur. Ve huve kavlu Ebi Hanife'te rahimehullah ve Ebi Yusuf'e ve Muhammed'in rahimehullah İmam Ebu Hanife'nin, İmam Ebi Yusuf'un, İmam Muhammed'in kavulleri böyledir. Ve ammetil fukaha, bütün fukahanın kavli de böylecedir. Bunda ittifak olmuştur. Peki akşam namazının evveli güneş battı mı başlar? Bir şaz rivayet var, yıldız meselesi. Onu iptal eyledi ki buradaki şahitten murat yıldız manasına gelirse de ki fakat diğer eserlerde gece zikredildiğinden şahitten murat burada da gecedir. Kaldı akşam namazının son vakti. Fakat bu vakt son vaktinde ihtilaf oldu. وَاَخْتَلَفَ النَّاسُ نَاسِ اِخْتِلَافَ اَيْلَدِي فِي خُرُوجِ وَقْتِ الْمَارِبِ Akşam namazının çıkmasında ihtilaf hasıl oldu. فَقَالَ قَوْمٌ بِي cemaat dedi ki اِذَا غَابَتِ الشَّفَقُ Şefak batti mi akşam namazı bitti. Akşam namazının son vaktidir. وَهُوَ O şefak da nedir? اَلْحُمْرَةُ Kırmızılıktır. İşte şefak batti mi ki o da kırmızılıktır. خَرَجَ وَقْتُهَا Akşam namazının vakti çıkar. Ve mimmen kâle zâlik böyle diyenlerdendir Ebu Yusuf'e ve Muhammedun rahimehumullah. Ebu Yusuf ve Muhammed böyle diyenlerdendir ki kırmızılık battı mı akşam namazının son vaktidir. Süfyan-ı Sevri İbni Ebi Leyla İmam-ı Şafii, İmam-ı Ahmet İshak İbni Rahevey İmam-ı Mekul, Tavuz Hasan İbni Hey, Evza'i Malik ve Davud ibn Ali bunların mezhepleri de budur. Kırmızılıktır. Kırmızılık battı mı akşam namazı bitti. Ve kâle âherun başkaları dediler ki İzâ gâbe şefeku şefek battığı vakitte akşam namazı olur. Ve heve o şefek nedir? El beyazul lezî şul bir beyazdır ki ba'del humre. Kırmızılıktan sonra bir beyazlık vardır. İşte o beyazlık, o şefek gâib oldu mi? Harece vaktuha, akşam namazının vakti, o vakit çıkar. Ve mimmen kâle zâlik, böyle diyenlerdendir, Ebu Hanife'te rahimahullah, İmam Ebu Hanife de böyle diyenlerdendir. Yani o şefakta murat beyazlıktır. Ondan sonra Ömer ibn Abdülaziz, Abdullah ibn Mübarek, İmam-ı Züfer, Ebu Sevr, Evza'i bir rivayette İmam-ı Evza'i, gene bir rivayette İmam-ı Malik, Müberret, Ferra, bunlar da böyle demiştirler. Ki esas beyazlıktan murat şafakta murat beyazlıktır. Peki burada Müberret ve Ferra'yı fukaha ile beraber niçin zikreyledi? Ki bunlar da böyle demiştirler. Bunlar nehvde ve lügatte imamdırlar. Onun için şafakla murat beyazlık olduğunu onlar Arap lisanla vukufları olduğundan iyi bildiklerinden onları da onun için zikreyledi. Ve kâne nazaru fi zâlike indenâ bizim indimizde kıyasla böyle oldu ki ennehum kad ecme'u ulema icma'i dediler ki ennel humrete elleti kablel beyat beyazlıktan evvel gelen o kırmızılık min vaktiha akşamın vaktindedir. O vakit akşamın vaktidir. Onda icma var, ihtilaf yok. Yok. O kırmızılık batıncaya kadar akşam namazı devam eder. Ve innem ihtilafuhum ulemanın ihtilafi fil beyadı lezi ba'dahu kırmızılıktan sonra gelen beyazlıktadır. Kırmızılık bitti. Ondan sonra gelen beyazlık o beyazlık devam ettiği müddetçe akşam namazı kılınır mı kılınmaz mı ihtilaf bundadır. Fekale ba'duhum ulemanın ba'si buyurdular ki hükmuhu o beyazlığın hükmü
hükmül humreti kırmızılığı hükmü gibidir. Ve kâle bâduhum, onların bazıları da dediler ki hükmuhu, onun hükmü hilâf-ı hükmül humre, kırmızılığın hükmünün hilâfınadır. Öyleyse ikiye ayrıldılar. Kırmızılığın hükmü gibidir diyenler, yani akşam namazıdır, o devam eder. Nasıl kırmızılık akşamın vaktiyse beyazlık da akşamın vaktidir dedi. Öteki muhaliftir diyenler dediler ki hayır, kırmızılık battı mı akşam vakti bitmiştir. Beyazlık o kırmızılığın vaktine dahil değildir. İkiye ayrıldılar burada. فَنَزَرْنَا biz nezer eyledik fî zâlik bu mesele hakkında. فَرَيْنَا الْفَجْرَ sabah namazını gördük ki yekûn olur قَبْلَهُ fecirden evvel hümretün sümme yetluha beyazı. Bir kırmızı olur, onun peşinde de beyazlık gelir. Sümme yetluha beyazı fecir. Kitapta böyle yazılı. Fakat hata sevap kitabını yapan Hindistan ulemasından bir zat bunları tasih ediyor da diyor ki burada yekûnu kablehu beyazın sümme tetluhu hümretün hümretül fecir böyledir. Ve doğrusu da bu olması lazım. Çünkü şafak attı mı en evvela beyazlık gelir. Şafak attı mı? Sonradan kırmızılık güneş doğmaya yakın gelir. Böyle doğrusu böyle olması lazım. Öyleyse ibareyi nasıl okuyacağız? فَنَزَرْنَا فِي ذَٰلِكَ buna nezer eyledik. فَرَيْنَا الْفَجْرَ sabah namazını gördük ki يَكُونُ اُرُوْ قَبْلَهُ fecirden evvel beyazın bir beyazlık olur. Şafak attı ya. Sümme tetruhu humretun, sonra ondan sonra kırmızılık gelir. Humretul fecir. Fecrin kırmızılığı gelir. Fekânetil humretu vel beyadu, bu kırmızılık beyazlık oldu fî zâlike, bu sabah namazında vaktan li salâtin vâhidetin, bir namaza vakit oldu. Ve huvel fecru, o da fecir namazı, sabah namazının vaktidir. Kırmızılıkla beyazlığın hiç farkı yok. Feizâ haraca, bu ikisi çıktı mı? Beyazlık, kırmızılık ikisi gitti mi? Harice vaktuha, sabah namazının vakti de çıkar. فَالنَّزَرُ عَلَى ذَٰلِكَ buna kıyasen en yekûne ola el-beyâdu vel-humretu fil-mâhrib akşamda da beyazlık ve kırmızılık ola, iyi de böylece ola. Ne ola? Vaktan bir vakit olalar, lisalâtin vâhidetin bir namazın vakti ola. Beyazlık ve kırmızılık ikisi birdir, bir namazın vaktidir. Sabah namazına kıyasen bunun böyle olması icap eder. وَزَرُوا عَلَى ذَٰلِكَ اَنْ يَكُونَ الْبَيَادُ وَالْحُمْرَةُ فِي الْمَغْرِبِ اَيْدَى وَقْتًا لِسَلَاتٍ وَاحِدَ وَحُكْمُهُمَا حُكْمٌ وَاحِدٌ. Şimdi buna kıyasen diyoruz ki beyaz ve kırmızılık akşamda ikisi nasıl bir namazın vakti ise, buna وَقْتًا لِسَلَاتٍ وَاحِدَ bir namaza vakit olduysa ve hükmühüma hükmün vahidun, bunların hükümleri de bir hüküm olduysa, izâ haraca, o beyazlık ile kırmızılık çıktı mı, haraca vaktus salati, namazın vakti çıkar. Ellezân, öyle vakit, öyle beyazlık, kırmızılık ki huma, onlar vaktun daha, o namazın vaktiydi. Şimdi burada akşam namazını sabah namazına kıyas eyledi. Sabah namazında beyazlık, kırmızılık var. Onlar da sabah namazının vaktidir. Hükümleri ayrı ayrı değildir. O beyazlık, kırmızılık çıktı mı sabah namazı çıkıyor. İmam-ı Tahavi buyuruyor ki öyleyse akşamda da böyledir. Akşamda da beyazlık, kırmızılık akşam namazının vaktidir. O beyazlık, kırmızılık ikisi çıktı mı akşam namazı da bu vakitte çıkar. Yoksa kırmızılık battı mı, beyazlık kaldı mı, akşam namazı kılınmaz manasına değildir. İkisi bir namazın vaktidir. Böyle kıyas yaptı. Ve ammel işâvül âhire, son kıyasıya gelince, ikinci işak yani yatsı namazı. Fe inne tilkel âthâre kulleha, bu eserlerin hepsi fîhâ işâ-i âhire hakkında, yatsı hakkında. Evet, nedir? Enne Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz sallaha onu kıldı fi evveli yevmin, birinci günü ba'deme gâbe şefek, şefek baktıktan sonra. Bu şefek hakkında ihtilaf oldu ya, kırmızılık mı beyazlık mı, herhangisi olursa olsun şefek battı mı yatsı namazı başlar. Bunda ulema hepsi böyle ittifak ettiler. İlla Cabir ibn Abdullah değil. Fe innehu Cabir ibn Abdullah
zekere zikreyledi ki ennehu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kablen yagibe şefaku şefak batmazdan ezber kıldı. Ülemanın hepsi diyor ki şefak battıktan sonra vakti girer, o diyor ki hayır, Peygamber Efendimiz şefak batmazdan evvel kıldı. O vakitte yatsının evvelinde bir ihtilaf hasıl oluyor. Şefak battıktan sonra mı, batmazdan evvel mi? Feyehtemülü zalik indena. Bu Cabir ibn Abdullah'ın rivayeti bizim indimizde mühtemildir ki vallahu alem, Allahu Teala daha alimdir ki en yekune Cabirun Cabir ola ana kastetmiş ola اَشْشَفَقَ الَّذ۪ي شُلْبِ شَفَقِكِ هُوَ الْبَيَازُ beyazdır. Cabir bunu kastediyor. Yani beyazlık, beyaz şefak var ya, işte o batacağı vakitte kıldı. Yani batmazdan kıldı. Bunu kastetti. وَاَنَ الْآخَرُونَ ötekiler de kastetmiş ola اَشْشَفَقَ الَّذ۪ي هُوَ الْحَمْرَ kırmızılık olan şefakı kastettiler. Ötekiler dediler ki şefak kırmızılık battı mı, o vakit Resulullah Efendimiz kıldırdı. Bu da kastetti ki beyazlık batmadan kıldırdı. O vakitte ihtilaf yok aralarında. فَيَكُونُ قَدْ صَلَّاهَا Peygamber Efendimiz kılmış oldu. بَعْدَ غَيْبُوبَةِ الْحُمْرَ kırmızılık battıktan sonra kılmış oldu. وَقَبْلَ غَيْبُوبَةِ الْبَيَاز beyazın gaybubetinden evvel kılmış oldu. Böyle demek ihtimali var. Biz böyle deriz ki Cabir'in kastı budur. Ne için böyle deriz? Tevil ederiz. Hatta tesihha, hatta sahih ola. Hâzî lâfer, bu eserler sahih ola. Ve lâ tetâdâdde birbirine zıt olmayalar. Ve fî sübûti mâ zekerna. Bizim bu zikrettiğimiz şeyin sabit olmasında olucudur. Mâ bir şey olucudur ki yedüllü delalet eder. Alâ mâ kâle bâzuhum bazılarının dediğine delalet eden bir şeyin bir şey vardır. Yani bizim bu zikrettiğimiz sabit olursa bu vakitte bazıları bir şey diye ki inne ba'da gaybubetil humre kırmızılıktan sonra vaktul mağribin mağribin vaktidir ila yagibel beyaz beyaz batıncaya kadar işte onlara onların sözüne delalet eden bir şey vardır. Evet, niçin? Bak burada okuduk ya, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şefak battıktan sonra yası yıkılmış. Şefakta murat nedir? Şefakta murat kırmızılık olsun, beyazlık olsun. İkisi bir vakit, işte zikrettik ya, nasıl sabah namazının vaktindeki kırmızılık, beyazlık ikisi bir vaktin hükmünden oluyor. Akşam namazında da beyazlık, kırmızılık ikisi bir vaktin alameti olur. Fergi yok, hükümleri birdir. Onun için şuna delil olur ki akşam namazının son vakti beyazlık batıncaya kadar devam eder. Buna delil var. Ve mâ âhir vaktil eşâil âhire yatsının son vaktine gelince fe inne ibn Abbas radıyallahu anh Abdullah ibn Abbas ve Ebâ Seyyidin Kudri Ebâ Seyyidin Kudri ve Ebâ Musa ibn Musa el-Eş'ari zekeru zikreylediler ki enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz ahharaha yasiyi tahir etti ila sülüsül leyli gecenin üçte birine kadar tahir etti sümme sallaha ondan sonra kıldı. Tahir etti ondan sonra kıldı. Burada yasının son vakti gecenin üçte birine kadar kırılır. Bunda dedikodu yok. Fehtemele bu muhtemildir ki en yekûne sallaha Peygamber Efendimiz onu kıra kable mudayyi sülüs. Üçte biri geçmeden kırmış ola. Feyekûnü mudayyi sülüs. Üçte birinin geçmesi olur. Huve ahire vaktiha namazın son vakti. Yassı namazının son vakti olmuş ola. Bir ihtimal da şu. Ve ihtemelen yekûne sallâhe ba'da sülüs. Bir ihtimal da var ki Peygamber Efendimiz sülüsten sonra kıldı. Feyekûnü kad bekiyet. Vakti kalmış oldu. Bekiyetün bir bekiye min vaktiha yassının vaktinden bir miktar baki kaldı. Bâde hurûcî sülüs. Sülüs çıktıktan sonra yatsının vaktinden bir miktar kaldı. Bu ihtimali de olur. Öyleyse felem mehtemele zalik. Bu iki ihtimale ki mühtemel oldu. Nazarına nazar eyledik. Fîmâ ruhiye fî zalik. Bu mesele hakkında rivayet edilen eserlere nazar eyledik. Araştırdık ki acaba hangisi daha doğru? Feîzâ rebî'ül müezzîn. قد حدثنا قال قد حدثنا أسد بن موسى
قال حدثنا محمد بن الفضيل عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Peygamber Efendimiz buyurdular ki اِنَّ لِسْصَلَاةِ اَوَّلًا وَاَخِرًا Namaz için evvel vardır, ahir vardır. Her namazın vaktinin bir evveli var, bir de ahiri var. وَاِنَّ اَوَّلَ وَقْتِ الْاَشَاءِ Yatsının evvel vakti حِينَ يَغَيْبُ الْاُفُقُ Üfuk yani şefek, şefek gayb olduğu vakıttadır. وَاِنَّ اَخِرَ وَقْتَهَا Yatsının ahir vakti de حِينَ يَنْتَصِفُ الْلَيْءِ Gecenin nisfi olduğu vakıttadır. Yarı geceye kadardır. Ve inne evvele vaktil fecr, fecrin evvel vakti de hine yattu'ul fecrü, şefak attığı vakıttadır. Ve inne ahire vaktaha, fecrin ahir vakti de hine tattu'ul şemsü, güneş tülü ettiği vakıttadır. Şimdi burada da yatsının vaktini sülüse değil de nısfü leyle kadar getirdi. Nısfü leyle kadar bir rivayette sabit oldu. Yatsının şimdi iki vakti oldu. Birisi sülüse kadar, birisi de nısfa kadar. حدثنا سليمان بن شعيب قال حدثنا الخصيب قال حدثنا همام عن قتادة عن أبي أيوب عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم ينبر فمزدن رواته التي قال رسول أكرم فمز buyurdular ki وقت العشاء إلى نصف الليل yatsının vakti gecenin yarısına kadardır. Bak uzandı. Üçte birisine kadar Peygamber Efendimiz kıldırdı ama gecenin yarısına kadar da vaktin olduğunu beyan buyurdu. Haddesene ibn-i Merzuk, kâle haddesene Ebu Amir'il Akadiyyü, kâle haddesene Şâbetü en Gatâdete en Ebi Eyyûb en Abdillâh ibn Amr'il, kâle Şâbetü. Şâbe buyurdular ki, haddesenihi beni rivayet eyledi. Selâse merrât, yani Gatâde Hazreti Şâbe'ye üç kere bu hadisi rivayet eylemiş, فَرَفَعُوا مَرَّةً Birincisinde ref etmiş ki, yani Resulullah Efendimiz'den işitildi. Abdullah bin Amr ondan işitmiş. وَلَمْ يَرْفَعُوا مَرَّةً İki kere de ref etmedi. Yani namaz vakti böyledir dedi de Resulullah Efendimiz'den işitildiğini zikreylemedi. فَذَكَرَ مِسْلَهُ Aynı hadisi zikreyledi ki, وَقْتُ الْاِشَاءَ اِلَى نَصْفُ الْلَيْلِ Evet, yatsının vakti nısfı leyle kadardır. فَسَبَتَ بِهَذِهِ الْاَثَارِ Bu eserlerle sabit oldu ki اَنَّمَا بَعْدَ سُلُسُ الْلَيْلِ Gecenin üçte birisinden sonra اَيْدَا Üçte birisi gibi هُوَ وَقْتٌ مِنْ وَقْتِ الْاِشَاءِ الْاَخِرَةِ İşâ-i ahirenin yani yatsının vakıtlarındandır. Sülüs geçti, sülüse kadar yatsının vakti. Ona diyecek yok. Fakat sülüsten sonra nısf-ı leyle kadar da gene yatsının vaktindandır. Bundan da bu sabit oldu. وَقَدْ رُوِيَ فِي ذَٰلِكَ اِذَا مَا يَدُلُّ عَلَى ذَٰلِكَ Buna delalet eden şeyler, bu mesele hakkında hadisler rivayet edildi. حَدَّسَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانُ قَالَ حَدَّسَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُمَرَ بْنِ شَكِيكُ قَالَ حَدَّسَنَا جَرِيرٌ اَمْ مَنْصُورٍ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ بْنِ عُمَرَ قَالَ Abdullah ibn Ömer buyurdular ki مَكَسْنَا ذَاتَ لَيْلَةٍ Bir gece biz bekledik. Nantaziru Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'i intizar ederdik, beklerdik. Lili eşâil ahire yatsı namazı için. Fekharece ileyna Resul-i Ekrem Efendimiz çıktı geldi. Hine zehebe sülüsül leyl. Gecenin üçte biri geçtikten sonra geldi. Ev ba'dahu yahut üçte biri geçtikten daha sonra geldi. وَلَا نَدْرِ Biz bilemedik ki اَشَيْءٌ شَعَلَهُ Bir şey mi Resul-i Ekrem Efendimiz'i meşgul ettiği fi ehlihi kendi ehl-i iyali içinde bir şey meşgul ettiği اَوْ غَيْرُ ذَلِكَ Başka bir şey mi? Yani içeride işi oldu da o işten dolayı mı gecikti yahut başka bir şeyden dolayı mı gecikti? Onu bilemedik. Fakat başka rivayetlerde geliyor ki Resul-i Ekrem Efendimiz bir yere ordu gönderiyordu. Onun hazırlığıyla meşgul idi. Onun için geç kaldı. O aşağıda geliyor. فَقَالَ حِينَ خَرَجَ Resul-i Ekrem Efendimiz çıktığı vakitte yani mescide geldiği vakitte buyurdular ki اِنَّكُمْ لَتَنْتَظِرُونَ Siz intizar ediyorsunuz salaten bir namaza. مَا يَنْتَظِرُهَا O namaza intizar etmez, o namaz beklemez. Ehl-i dinin bir din, ehl-i din sahipleri beklemez. Kim olduğu halde onlar gayreküm sizden gayrınız olduğu halde. Yani bir namaza bekliyorsunuz ki
sizden başkası o namazı beklemiyor. Ancak siz bekliyorsunuz. Çünkü o vakit İslamiyet Medine'de etrafı intişar ettiği yok. Bunu ancak siz bekliyorsunuz. Başkaları yok. Ama bir diyen olsa ki Mekke'de de gizli iman taşıyanlardan vardı. Onlara ne diyeceksin? Onlar zaten gizli kılardılar. Yani aşikare yatsı namazını böyle bekleyen sizden başka kimse yok dedi. وَلَوْ لَا اَنْ يَسْكُلَ عَلَى اُمَّتِ اُمَّتِمْ üzerine segil olmasaydı لَسَلَّيْتُ بِهِمْ onlara kıldırırdım. هَذِهِ السَّعَ bu saat, bu saatte. Yani gecenin üçte biri daha ziyade geçtikten sonra yasayı kılmasını emrederdim. Fakat ümmetime meşakkat olur diye emretmiyorum. ثُمَّ اَمَرَ الْمَأَزِّنَ sonra müezzine emreyledi. فَاَقَامَ السَّلَاةَ namazı ikame eyledi ve sallâ namazı kıldırdı. Şimdi bu da beyan etmiş oluyor ki yatsının vakti üçte biri geçtikten sonra yine var. Haddesana Fatun gâle haddesana Ebu Bekir ibn Ebu Ebu Bekir ibn Ebi Şeybe gâle haddesana Hüseyin ibn Ali an Zâide an Süleyman an Ebi Süfyan an Cabir'in gâle Cabir dedi ki cehaze Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz teçhiz eyledi ceyşin bir orduyu. Hatta izen tasafel leylü gecenin yarısı olduğu vakitte evvel gazake yahut da ona yaklaştı ya az ya çok oldu. Harici ileyna bize Resulullah Efendimiz çıktı. Çıktı geldi. Fekale buyurdu ki sallennâsü nas namaz kıldılar ve rekedü uyudular. Ve entüm valbuki siz tantazirûne intizar ediyorsunuz hâzî-i salâta bu namazı. Nas yattı uyudu fakat siz bu namazı bekliyorsunuz. Emâ enneküm lentezâlu şunu bilin ki siz lentezâlu daim olursunuz. Fî salâtin namazda men tazarutumûhâ o namaza intizar ettiğiniz müddetçe siz namazdasınız. O da namaz sayılır. Böyle buyurdu. Burada da bak yarı gece olmuş, o vakitte Resulullah Efendimiz gelmiş kıldırmış. Demek ki sülüsten sonra, sülüsü leylden sonra yasının vakti var. Haddesene ibn-i Davud gala haddesene ibn-i İmam gala ahberena Şuayb ibn-i Ebi Hamze an-i Zühriye an-i Urvete an-i Aişete gala. Hazreti Aişe buyurdular ki a'teme Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem leylete. Bir gece Peygamber Efendimiz karanlıkla diştirdi. Namazı karanlığa tehir eyledi. Bil atemeti yatsı namazını. Yatsı namazını geç vakte bıraktı. Hatta nâdâhu Ömer radıyallahu anh. Hazreti Ömer ona nidâ eyledi. Fekâle dedi ki nâmen nâsü ve sıbyan. Ya Resulallah nas uyudu. Çocuklar uyudular. Yani evlerimizdeki çocuklarımız, ailelerimiz uyudu. Sen namazı geciktirdin diye nidâ etti. فَخَرَجَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz çıktı fakat buyurdu ki مَا يَنْتَظِرُهَا اَحَدٌ Hiçbir kimse bu yatsı namazına intizar etmez. مِنْ اَهْلِ الْاَرْضِ Yeryüzündeki ahaliden hiçbir kimse intizar etmez. غَيْرَكُمْ Sizden gayrınız. Sizin gayrınız olduğu halde hiçbir kimse bu namazı beklemiyor. وَلَا يُسَلَّى يَوْمَيْزِنْ O günü de kılınmazdı اِلَّا بِالْمَد۪ينَةِ اِلَّا Medine'de namaz kılınırdı. Başka yerde yoktu. قالت Hazreti Ayşe buyurdu ki وَكَانُ يُسَلُّونَ الْعَتَمَةَ يَسِّيَ كَلَرْدِلَرْ فِي مَا بَيْنَا يَغِيبَ غَسَكُ الْلَيْلِ Gecenin karanlığı gayb olduktan sonra ila sülüsü leyli sülüsü leyle kadar bu arada kılardılar. Yani akşamdan sonra bir ışıklık var ya o ışıklık zahir olur gecenin karanlığı basar işte غَسَكُ الْلَيْلِ O vakitten başlar gecenin üçte biri oluncaya kadar bu arada kılardılar. Namazı. Haddesena Ali ibn-i Ma'bed kâle haddesena Abdullah ibn-i Bekrim kâle ahberena Hümeydü Tabib an Enes'in radıyallahu anh kâle ahkara Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem el-ahtemete. Peygamber Efendimiz yatsı namazını tehir eyledi ilâ qaribin min şatrilleyl gecenin yarısına yakın bir müddete kadar tehir eyledi. Felemma sallâ ondan sonra geldi kıldırdı. Kıldırdıktan sonra ekbele aleyna bi veçhi yüzünü bize döndürdü. Fekale buyurdular ki innen nâse nâs kad sallû namazını kıldılar ve namu uyudular ve rekedü istirahat ettiler. Ve lem tezâlu siz zâil olmadınız, daim oldunuz fî salâtin namazda men tezârutumûhâ intizar ettiğiniz müddetçe. Yani cemaate gelememiş de
özrü dolayısıyla evde olanlar namazlarını kıldı, uyudular. Fakat siz bekliyorsunuz, siz beklediğiniz müddetçe namazdasınız buyurdu. Şimdi burada da Peygamber Efendimiz gecenin yarısına kadar namazı, yatsı namazını tehir ettiği gibi yani yürüyor. Haddesene ibn-i Merzugin gâle haddesene Akvanun gâle akberena Hammadun gâle akberena sabitun ennehum se'elû Enes'e ibn-i Malik radıyallahu anh. Enes ibn-i Malik'e sual ettiler. Neyi sual ettiler radıyallahu anh? Kâne li Rasûlillâhi sallallahu aleyhi ve sellem hâtemün, Peygamber Efendimiz'in yüzüğü var mıydı? Kâle na'am var idi. Şimdi burada yatsı vaktinde bu yüzüğün meselesini nereden getiriyor? Ama bu rivayetin tamamını burada almamış da Hazreti Enes rivayet ediyor ki Resulullah Efendimiz bir namaz kıldırdı ya, o namaz kıldırdığı vakitte nasası konuştu, parmağında yüzük var idi, o yüzüğüne de ben bakıyordum, böyle güzel parlıyordu, gümüş bir yüzük o gece. Dediler ki Resulullah'ın yüzüğü var mıydı? Evet, gümüşten bir yüzüğü var idi dedi. İşte onun için diyor ki sordular ki Enes ibn-i Malik'e ki Resulullah Efendimiz'in yüzüğü var mıydı? O da dedi ki evet var idi. Sümme kâle. Ondan sonra Hazreti Enes buyurdular ki ahharel eşâ'e. Yani ben Efendimiz yasiyi tehir eyledi. Zat el eyledim bir gece. Hatta kâde yeshebu şatfülleyi. Hatta gecenin yarısı geçmeye garip oldu. Ev ila şatrıl leyli yahut gecenin yarısına kadar tehir eyledi. Sümme zekere mislehu. Ondan sonra yukarıdaki hadisin mislini söyledi ki namazı kıldırdıktan sonra yüzünü bize döndü. Dedi ki nas namazlarını kıldı uyudular fakat siz bekliyorsunuz, beklediğiniz müddetçe namazdasınız. İşte bu hadisi şerifi konuşurken Peygamber Efendimiz'in barmağındaki yüzük parlıyordu. Hazreti Enes dedi ki parmağındaki yüzüğün parlatasında gördüm. Onlar da sordular ki Resulullah'ın yüzüğü var mıydı? O da buyurdu ki evet, gümüşten yüzüğü vardı. Fedelle hâzi tefi hâzi'l asar. Bu eserlerde olucudur ki ennehu sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz sallel işâ'e yassı yıkıldı ve adem mubdiyyü sülüsü değil gecenin üçte biri geçtikten sonra ta yar geceye yaklaşmış o vakitte kıldırmış. فَسَبَتَ بِذَارِكْ Bununla sabit oldu ki اَنَّ مُضِيَّ سُلُسِ الْلَيْلِ Gecenin üçte birisinin geçmesi لَا يَخُرُجُ بِهِ Anında çıkmaz, vaktuha yatsının vakti çıkmaz. Gecenin üçte birisi geçmekle yatsı namazının vakti çıkmaz. Bundan da bu anlaşıldı. Lakin ne mana zalik indena vallahu alem. Allahu alem bizim indimizde bunun manası. Yani Resulullah Efendimiz sülüsü değilden evvel kıldırdı, sülüste kıldırdı, ondan sonra gece yarısında kıldırdı. Bunun manası şudur ki enne afdale vaktil işâil âhire yatsı namazının afdal vakti ellezî öyle vakit ki yusallâ fîhi onda kılınır. Yatsı namazı kılınan vakit var ya, onun efteli huve min hini yagibu şefak. Şefakın gaybubetinden sonradır ila sülüsü leyli gecenin üçte birine kadar. Yani yatsı namazının vakti uzundur. Şefak battıktan sonra sabah namazına kadar, tülü fecre kadar devam eder. Fakat eftel vakti şefak battı mı sürüsü leyle kadar gecenin üçte birisine kadar kılar. Vehvel vaktullezi işte bu bir ol vakittir ki kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz oldu yusalliha namazı kılardı fi bu vakitte. Ana ma zekerine bizim zikrettiğimiz şey üzerinde fi hadisi Aişe'te radıyallahu anh Hazreti Aişe'nin hadisinde zikreyledik ya sürüsü leyle kadar namazı kılardı. Sünnem مَا بَعْدَ ذَلِكَ Sülüsü leylden sonra اِلَا اَنْ يَمْضِيَ نِسُّ اللَّيْلِ Gecenin yarısı geçinceye kadar kılınan namaz فِي الْفَضْلِ فَزِيلَتَ دُونَ ذَلِكَ Bunun aşağısındadır. Sülüsü leyle kadar kıldığı afdal. Ama ondan sonra nisfü leyle kadar tehir ettiği sevap itibariyle az. Böyledir. Bizim indimizde böyle tevil ederiz. Ne için?
hatta la tetadde hadil asar, bu eserler birbirine zıt olmayalar. İşte Peygamber Efendimiz öyle de kıldırdı, öyle de kıldırdı, sürüsü Leyl'e kadar kıldırdı o. Asla sürüsü Leyl'den kıldırdık diyor. Sonra da fazilette ondan biraz aşağı. Sümme aradına ennen zure. Ondan sonra biz bakmak murad ettik ki hel ba'da hurucu nisul leyl, gecenin nisfi çıktıktan sonra orucu mudur? Min vaktiha, yatsının vaktinden şeyin bir şey var mıdır? Bir de bunu aradık. Sülüsü leyle kadar aftar olan bir vakit. Nisfü leyle kadar da hadislerde sabit oldu. O da caiz. Fakat fadilette noksan biraz ama var. Nisfü leyle kadar da kılınır. Nisfü leylden sonra tülü-i fecre kadar de bir vakit var mı yok mu? Bir de bunu araştırdık. Fenezerna fî zâlik. Buna da nazar eyledik. Feîzâ Yûnus'u baktık. Yunus kad haddesena bize rivayet ediyor. قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا يحيى بن أيوب وعبد الله بن عمر وأنس بن عياض عن حميد الطويل قال سمعت أنس بن مالك حميد الطويل diyor ki ben Enes bin Malik'i işittim radıyallahu anh yakulu buyururdu ki أخر رسول الله صلى الله عليه وسلم في أنبر فمس تأخير إلدي الصلاة نمازي ذات ليلة bir gece إلى شطر الليل gecenin yarısına kadar تأخير إلدي Sümmen sarafa sonra döndü. Fe ekbele aleyna biveti, yüzünü bize döndürdü. Ba'de ma sallâ bina, namazı kıldırdıktan sonra yüzüyle bize döndü. Fekale buyurdu ki kat sallen nâsü ve rekatû. Nas namazlarını kıldı ve uyudular. Ve lem tezâlu fî salâtin. Halbuki siz namazda daimsiniz. Men tazartumûhâ, o namazı beklediğiniz müddetçe siz namazdasınız dedi. Şimdi bu Peygamber Efendimiz bak Şatrül Leyl. Şatrül Leyl yani gecenin yarısı oldu. Ondan sonra namaz kıldı. Haddesena Nesru bin Merdu kâle. Haddesena Ali bin Mâbet kâle. Haddesena İsmail bin Cafer. En Hümeydin an Enes'in mislehu. Enes'ten aynı hadisi şerifi İmam-ı Tahavi Nesru bin Merdu terk eyledi, rivayet eyledi. Yine İmam-ı Tahavi aynı hadisi başka bir senete zikrediyor. Buyuruyor ki haddesena Fahdun kâle haddesena Abdullah ibn Salih kâle haddesena Leysu kâle haddesena Yahya ibn Eyyub an Hümeydin an Enes'in radıyallahu anh an Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem ise. Fefî hâdî ilâ sâhâr, işte bu eserlerde olucudur ki ennehu sallâhâ Peygamber Efendimiz yatsı namazını kıldı bâd-ı mudiyyin sülleyin, gecenin yarısı geçtikten sonra. فَذَٰلِكَ دَلِيلٌ, bu da delildir ki اَنَّهُ قَدْ كَانَتْ اَنَّهُ شَنْ قَدْ كَانَتْ oldu, bekiyyetin bekiyye oldu min vaktiha, yatsı namazından bir bekiyye, bir miktar kaldı لَاَذَ مُدِيِّنِ سُلَّيْ gecenin nisfi geçtikten sonra yatsı namazının vaktinden bekiyye kalan oldu وَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ فِي ذَٰلِكَ Resulullah Efendimiz'den rivayet edildi fî zâlike, bu mesele hakkında yani Resul Leyl'den sonra yatsının vakti olduğu hakkında eyda yukarı yatsının gecenin yarısından evvel vakti olduğu gibi gecenin yarısından sonra da vakti olduğu hakkında rivayet edildi. Maşul bir hadis ki huve o hadis edellü min hâze, bizim bu rivayet ettiğimiz hadisten daha ziyade delalet eder bizim davamıza. O da şu hadis. حدثنا علي بن معبد وابو بكر الفقي قال حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج قال اخبرني المغيرة بن حكيم عن ام كلثوم بنت ابي بكر انها اخبرته عن عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها حضرت عائشة kendi kız kardeşi ام كلثوم rivayet edip haber veriyor ki انها قالت حضرت عائشة buyurdular اَعْتَمَنْ نَبِيُّ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz karınlığa bıraktı. Zat-ı Leylet'in bir gece yatsı namazını karınlığa bıraktı. Hatta zehebe âmmetü leyli, gecenin hepsi gitti. Yani hepsi gitti demek ki yani ekserisi gitti demek. Yoksa hepsi gitti de fecir tülü etti mi vakit çıktı, o manaya değil. Âmmetü leyli'den yani ekserisi geçti. Ve hatta nâme ehlül mescid, mescid halkı uyudular.
Hatta bir rivayete geliyor, uyandılar, Peygamber Efendimiz sana gelmedi. Sümme harece. Sonra Resul-i Ekrem Efendimiz çıktı, fesallâ namazı kıldırdı. Ve kâle buyurdu ki, innehu işte bu levaktuha yatsının vaktidir. Peki levaktuha'daki lem tevkid içindir. Tevkid ediyor ki, bu yatsının vaktidir. Devre ene şükre ala ümmeti ümmetine meşakkat olmasaydı yasıyı bu vakitte emrederdi. Yani ta sabaha doğru. Gecenin ekserif geçtikten sonra kılmasını emrederdi. Fakat meşakkat olsun diye emretmiyordu. Fesiha da bu hadiste orucudur ki ennehu sallaha Peygamber Efendimiz yattı yıkıldı. Ve azim ubriyye ekseri değil gecenin ekseri geçtikten sonra. Ve ekbereni Hazreti Ayşe buyurdu ki, bana da haber verdi ki, enne zâlike bu, vaktun daha yatsının vaktidir. Fesebete bi tashihi hâzihil asar. Bu eserlerin tashihiyle sabit oldu ki, enne evvele vaktil eşâil ahiret. Yatsının evvel vakti min hîni yâgîbü şefek. Şefek vakti mi o vakıttan başlar? İlâ en yemdiye leylü kulluhu gecenin hepsi geçinceye kadar. Yani gecenin hepsi yatsının vaktidir. Ama evvel vakti şefakın batmasıyla başlar, sonu da gecenin hepsi. وَلَاكِنَّهُ عَلَىٰ اَوْقَاتٍ سَلَاسٍ Hepsi yatsının vaktidir ama fakat üç vakit üzerinedir. Eftel vakit, daha az müstehap vakit, eftel bir de mekruh vakit, yani üç ayrıdır. Diyor ki, فَاَمَّا مِنْ حِينِ يَدْخُلُ وَقْتُهَا Yatsının vakti girdikten itibaren, İlâhî yemdiye sülüsül leyli gecenin üçte biri geçinceye kadar fe eftalu vaktin bir eftal vakittir ki sülliyet fihi yassı onda kırıldı. Yassının kılındığı vaktin en eftali budur. Ve emmâ min ba'di zâlik sülüsü leylden sonra İlâhî yetimme nısfül leyl gecenin yarısı tamam oluncaya kadar olan vakit fe fil fadli fazilette dûne zâlik evvelkinin dûnundadır. Ondan aşağıdır. Ve emmâ bâde nisfü leyl'den sonra kılınan namaz fefil fadli fazilette dûne küllü mâ kablehu mâ kablinde olan namazlardan daha aşağıdır. Sülüsü leyle kadar, nisfü leyle kadar kılınan namazlardan daha aşağıdır. Yani fazilette daha azdır. Yoksa hepsi de caizdir. Ve kadruvye eydân eshab-ı Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'in eshabından rivayet edildi. Fî vaktihâ eydâ yatsının son vaktinde mâ yedillü alâ mâ zekernâ bizim zikrettiğimiz şeye delalet eden rivayet de var. O da geldi. O da şu. Haddesena Muhammed ibn Huzeyme kâle haddesena Haccacun kâle haddesena Hammâdun en Eyyûbe en Nâfi'in en Esr enni Ömer ibn Hattab radıyallahu anh Hazreti Ömer ketebe yazdı. İnne vaktel işâil âhire yani emirlere yazmış ki yatsının inne vaktel işâil âhire işâi âhiret ki yatsının vakti izâ gâbe şefegu şefeg heybubet ettiği vakıttadır ilâ sülüsül leyli gecenin üçte birisine kadar. Ve lâ tuakhirûhâ siz onu teahhir etmeyiniz ilâ zâlik sülüsül leyli teahhir etmeyiniz. İlla min şu'lin, illa bir şu'ldan dolayı tehir ise la bes. Ve la tenamu kablaha, siz yatsı yıkılmasından evvel de uyumayınız. Hemen nâme kablaha, yatsı yıkılmasından evvel uyursa felâ nâmet aynâhu, onun gözleri uyumasın. Beddua ediyor. Kâleha felâten, üç defa felâ nâmet aynâhu, felâ nâmet aynâhu, felâ nâmet aynâhu buyurdu. Gözleri uyku tutmasın, yani beddua ediyor. Evet. Fahadır Ömer, işte Ömer radıyallahu anh katruviyanı ve izâ Fahadır Ömer radıyallahu anh katruviyanı ve izâ Hazreti Ömer'den rivayet edildi. Maşul bir rivayet ki Haddesen ibn Ebi Davud kâle haddesena Ebu Ömer el-Hafdiyyü kâle haddesena Yezid ibn İbrahim kâle haddesena Muhammed ibn Sirin anil muhacir enne Ömer radıyallahu anh keteb Hazreti Ömer radıyallahu anh yazdı ile Ebu Musa ibn Musa el-Eşeriye ki en salli salatel işâi minel işâ ila nısfil leyli salli kıl salatel işâ yatsı namazını kıl minel işâi karanlık girdi mi o vakıttan başla kıl ila nısfil leyli gecenin yarısına kadar
eyyehînin şiite. O gecenin hangi cüzünde kılarsan kıl. Haddesene Ebu Bekir tekadı, haddesene Vehbun gadı, haddesene Hişam ibn Hassan, en Muhammed ibn Sirin, anil muhadir, mistehu. Eyni hadisi şerife Ebu Bekir tarikele de rivayet eyledi. Haddesene Ali ibn Şeybe kadı, haddesene Yezid ibn Harun, kadı akberene Abdullah ibn Avun, en Muhammedin, anil muhadir, mistehu. Muhadirden yine eyni hadisi şerifi zikreyledi ve zade bu rivayette ziyade eyledi. وَلَا أَدْرِي ذَٰلِكَ اِلَّا نُصْفًا لَكِ Hazreti Ömer radıyallahu anh Ebu Musa el-Eşeriye diyor ki وَلَا أَدْرِي ben bilmem ذَٰلِكَ bunu gece yarısına kadar tehir etmeyi bilmem اِلَّا نُصْفًا لَكِ ücret itibariyle sevabın sene yarısı vardır. فَفِيهَا da bunda uğradıdır ki اَنَّهُ Hazreti Ömer قَدْ جَعَلَ لَهُ Ebu Musa el-Eşeriye kıldı اَنْ يُسَلِّيهَا o namazı kıla yatsı namazın ilanı sülleyli gecenin yarısına kadar. Ve gazi ceale zalike nusfan ücreti itibariyle de onun yarısını kıldı. Ve gazi ruviye anhu eyda fi zalike. Bu mesele hakkında yine rivayet edildi. Resulullah Efendimiz'den ne maşhur bir hadis ki haddesene Ebu Bekret'e kâle haddesene Ebu Ahmet kâle haddesene Süfyan-ı Sevri'yi en Habib ibn Ebi Sabit هذا حدثنا حسين بن نفس قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان أن حبيب بن أبي ثابت أن نافع بن جبير قال نافع بن جبير لذلك كتب عمر رضي الله عنه في أنبارة من يزدي إلى أبي موسى أبي موسى الأشرية يزدك وصل العشاء أي الليل شيك ولا توفلها وصل سنقل العشاء يقصن مظني أي الليل شيك gecenin hangisinde, ne vaktinde olursa olsun kıl. Ve la tuğfilha, onu ifal etme, yani terk etme, ihmal etme. Fesihada işte bu Hazreti Ömer'in bu yazmasında orucudur ki ennehu ce'alel leyle kullehu, Hazreti Ömer gecenin hepsini kıldı, vaktan daha yatsı vaktına, yatsı namazına vakit kıldı. Ala ennehu şu şart üzerine ki la yuğfilha, onu ifal etmeye, terk etmeye. فَوَجْهُ ذَٰلِكَ bunun veçi عِنْدَنَا bizim indimizde أَلَا أَنَّ تَرْكَهُ اِيَّاهَا bir adamın yatsı namazını terk etmesi ilâ نِسُ اللَّيْلِ gecenin yarısına kadar اِغْفَالٌ لَهَا وَنِ اِغْفَالٌ اِهْمَالٌ وَتَرْكَهُ اِيَّاهَا o namazı terk etmesi ilâ يَمْدِيَا سُلُسُ اللَّيْلِ gecenin üçte birisi geçinceye kadar yatsı namazını tehir etmesi لَيْسَ بِيَغْفَالٌ لَهَا وَنِ اِغْفَالٌ اِهْمَالٌ değildir. Bel huve muâkidun, belki o muâkizdir, yani talep edicidir. Bil fadillezi, şöyle bir faziledi ki, yuttabu talep olunur, fi tekdîmha fi vaktaha. Yatsı namazını vaktında tekdim eder evvelden kılanlara ne fazilet varsa, onun muâkizidir, onun alıcıdır. Ve mâ beyne hâzeynil vakteyni. İşte bu iki vakt arasında kılınanlar da, onların da vardır. Nisfan beynel emreyni. Bu iki emrin, bu iki sevabın arasında var. Sülüsten nisfülleyle kadar. Evet, o arada kılınanın da sevapları ona göre. Fî ennehu bu, bunun sevabı dûnel vaktil evvel, evvelki vaktin dûnundadır. Ve fevkel vaktistâni ikinci vaktin fevkündedir. Ücreti itibariyle. Fakat vâfıkı hâzâ bu muvâfık oldu. Ey da yukarıdaki gibi ma şöyle bir şeye muvaffak oldu ki sarıfına biz sarf ettik. İleyhi ona mâna mâ kaddemle tekdim ettiğimizin mânasını. Neyi tekdim ettik? Zikre-i zikrini tekdim ettiğimiz şeyin mânasına bu da muvaffak oldu. Yani bizim devamız yatsının vakti devam eder gider. Sülüsü leyle kadar değil. Sülüsü leylden sonra nısfü leyle hatta sabaha kadar devam eder. İşte bu da ona muvaffak oldu. O da neden? مِمَّا رُوِيَا رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ Peygamber Efendimiz'den rivayet edilen eserler, bunların hepsi burada birbirine muvaffak oldu. وَقَدْ رُوِيَا نَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فِي ذَٰلِكَ Hazreti Ebu Hureyre'den de bu hususta rivayet edildi. مِنْ قَوْلِهِ Hazreti Ebu Hureyre'nin kavlünden. Ne kavli? مَا حَدَّسَنَا شُلْ بِشَيْكِ bize rivayet eyledi. يُونُسُ قَالْ حَدَّسَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ يُوسُفَ قال حدثنا الليث ها وحدثنا ربيع النازل قال حدثنا شعيب بن الليث قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب أن عبيد بن جريج أنه قال عبيد ذكي قال لأبي هريرة أنه جريج قال لأبي هريرة رضي الله عن أبو هريرة يزيد لركي
Ma ifratu salatil eşa? Yatsı namazının ifrati nedir? Kale tülû'ül fecri, fecrin tülû'udur. Yani nasıl ifrat eder? O ne kusur etmiş olur? Sabah namazı, şefak attı mı işte o vakitte ifrattır. Yani vakti çıkmış demektir. Ve hâdâ Ebu Hureyre'te radıyallahu anh, işte Ebu Hureyre kad ce'ale ifrataha, namazın ifratını kıldı. Ellezî öyle ifrat ki bihû ifratla tefûtu, namaz şart olur. Ne kıldı? Tülû'ül fecri, fecrin tülû'unu kıldı. وَقَدْ رَوَيْنَا عَنْهُ Biz Ebu Hureyre'den rivayet eyledik. O da kimden? عَنِ النَّبِيِّ صَلُّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz'den ki اَنَّهُ صَلَّ الْعِشَاءَ يَسْيِ كِلْدِ فِي الْيَوْمِ الثَّانِ ikinci günü حَيْنَ سُوِيلَ اَنَّ وَقِيْتِ الصَّلَاةِ namazın mikatlarından sual edildiği vakitte بَعْدَ مَا مَدَى سَاعَةٌ مِنِ اللَّيْلِ geceden bir saat, bir müddet geçtikten sonra kıldı. وفي حديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم أبو هريرة في أمبارة النزان رواية اسمه الله حديث داد أرجدر أنه قال بيردك وقت العشاء إلى نص الليل جيجان وقت يحسن وقت جيجان يارسنا كدر وحديث داد بودا واردر فثبت بذلك بنون لصابت ولدك أن وقتها يحسن وقت إلى تلو الفجر فجن تلوعنا كدردر وَلَاكِنَّ بَعْدَهُ اَفْضَلُ مِنْ بَعْدِ Vakıtların bazısı bazısından efdaldır. Sülüsü leyle kadar kılarsa efdal. Gece yarısına kadar kılarsa efdaliyette onun madunun da ondan sonra kılarsa efdaliyette daha aşağıdır. وَجَمِيعُ مَا بَيَّنَّا işte bizim beyan ettiğimiz bu şeylerin hepsi مِنْ هَذِي لَقَوِيلِ bu kavullerden فِي هَذَا الْبَابِ bu babda قول أبي حنيفة رحمه الله وأبي يوسف رحمه الله ومحمد رحمه الله هو إمام قولدر إلا ما بينا إلا شو değil ki onu beyan eyledik. O da neden? مما اختلفوا فيه onda ihtilaf ettikleri şey. O da neden? من وقت الظهر evle vaktinde beyan ettik ya, bunda ittifak etmediler, ayrı ayrı içtihad ettiler. فَإِنَّ أَبَا حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهِ İmam Ebu Hanife kâle buyurdu ki هُوَ اِوْلَنُ وَقْتِ اِلَا يَصِيرَ الظِّلُّ مِثْلَيْهِ Bir şeyin kölgesi iki misline varıncaya kadardır. هَكَذَا رَوَا عَنْهُ Ebu Yusuf رَحِمَهُ اللّٰهِ Ebu Yusuf öylece rivayet eyledi İmam Ebu Hanife'den. Nerede rivayet eyledi? İmam-ı Tahavi senedini zikrediyor. فِي مَا حَدَّسَنَا أَحْمَدُ بِنْ عَبْدِ اللّٰهِ بِنْ مُحَمَّدِ بِنْ خَالِدِ الْكِنْدِ عن علي بن معبد عن محمد بن الحسن عن أبي يوسف رحمه الله عن أبي حنيفة رحمه الله سندي ده buymuş. وقد حدثني إمام تحاوي buyuruyor ki bana rivayet eyledi İbn Abi İmran عن ابن السلجي عن الحسن بن زياد عن أبي حنيفة رحمه الله حسن بن زياد أبو حنيفة'den rivayet eylemiş ki أنه إمام أعظم قال في ذلك bu mesele hakkında buyurmuş ki ahiru vaktiha önlenin ahir vakti bida sarı zillu mislehu bir şeyin kölgesi bir misli oldu mi önlenin ahir vaktidir. Bu da İmam Ebu Hanife'den ikinci bir rivayet geliyor. Hasan ibn Ziyad rivayet ediyor. Ve huve kavle Ebi Yusuf'e rahmetullah ve Muhammed'i rahmetullah. İmam Ebu Yusuf'un imamın kavli de budur. Bir şeyin kölgesi bir misli oldu mu evlenin ahir vaktidir. Ve bihi nâhûz İmam-ı Tahavi diyor ki biz de bunu alıyoruz. İşte bir burada ihtilaflar var. İmam Ebu Hanife'ye göre her şeyin kölgesi iki misline vardı mı önle biter ikindi girer. Fakat İmameyn'e göre ve İmam-ı Tahavi'den bu tarafa meylediyor ki İmameyn'in kavrine mail oluyor ki her şeyin kölgesi bir misli oldu mu evle vakti çıkar ikindi vakti gider. İler ve Allah-u Teala alem ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem.